İyi geceler sevgili izleyiciler, değerli izleyiciler. Birebir de yine beraberiz. Bu akşam yine kalabalık bir heyette karşınızdayız. Çok tatlı, çok sempatik konuklarım var. O kadar tatlılar ki yani tadından yenmezler. Hakikaten öyle, biz eminim için sohbet ediyoruz. Hatta dedi ki programı yapmasak mı acaba, bu sohbet gayet iyiydi. Şimdi size onların kimler olduğunu bir hemen söyleyeyim. Öncelikle komedyen, yeni nesil komedyen diyeyim daha doğrusu. Komedyen Doğu Demirkol, aynı zamanda oyuncu. Yine oyuncu Hatice Aslan, Şef Can Oba, yine Şef Jale Balcı ve genç yarışçı Cem Bölükbaşı bu akşam sırayla konuğumuz olacaklar. Şimdi şu anda dedin yanında Doğu Demirkol var. Kendisine göre çok şaşırdığımı ifade ettim. Çünkü baya baya yakışıklıymış. Cem hoş geldin. Cemler için Doğu Demirkol hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Senden ne haber? İyi vallahi abi. İyi. Siz de baya genç duruyorsunuz. Ben genç falan değilim biliyorsun. Göre. Ekrandakine göre genç duruyorum. Evet, vallahi ekranda biraz herhalde yaşlandım. Ama sen çok genç duruyorsun. Yaşını öğrenince şaşırdım. Evet. 32-33 yaşındasın. Evet, ama büyüdük artık ya. Büyümüşsün artık ama göstermiyorsun. Göstermiyorum. Ve fotoğraflarından çok çok daha yakışıklısın. Şükür ya. Bunun da herhalde ekmeğini yiyorsun da diye düşünüyorum. Hem yani, komedyen hem yakışıklı. Yani böyle başarılı. Çirkin komedyene bile çok çapkınlık yapabildiğine göre sen bayağı bir iyi durumda olsan yani gerek. Elimizden geldiğince yani hakkını vermeye çalışıyoruz. Neyse konumuz bu değil. Özel hayata girmiyoruz biliyorsun. Konumuz bu akşam sensin. Şunu merak ediyorum. Demet Kırca'yla neden tartıştınız? Onu da merak ediyorum. Çünkü kendisi çok Fatih için ne olur geleyim sana anlaşacaklarım var dedi. Sonra geldi tartıştı. Hakikaten ben de çok şaşırmıştım. Ya Allah rahmet eylesin, mükemmel bir şeydi o ya. Hiç bitmesin istedim gerçekten. Ben yani de hiç başlamasın istedim. Onu ben şöyle söyleyeyim. Nuri Bilge Ceylan'la biz tartışma sahnelerini konuşurken bir yazar sahnesi, belediye başkanı ben çok tartıştım. Orada onu hani onu dedi ki ben böyle bir sahne var bunu bir izle. Ben dedim ki ben onu ezbere biliyorum. Her bir kelimesini kült biliyorum oldu. Oradaki. Kült ya, oldu mükemmel sahne bir sahneydi yani. Hakikaten Levent abi bugün niye öyle bir şey yaptı ben de çok anlamadım ama. Çok tatlıydı ama iki güzel bir anı oldu. Yani tatlı program ben, akıp gitmesin. Ben yani çok memnun olmadığımı söylemeliyim o sahnede. Niye? Şimdi Levent abi benim çok yıllarda tanıdığım dostum, arkadaşım falan. Niye öyle bir şey yapmayı tercih etti orada? Niye bir kavga çıkarmayı tercih etti? Anlamadım ama ne yapalım? Abi şimdi buradan bakınca gerçekten Türk milleti açısından bence çok hani tartışma örneği nasıl olur? İki taraf nasıl bu kadar zekice birinin üstüne gider? Yani çok tatlı bir şey. Anı bıraktınız. Öyle görüyorsam o senin teşekkür ederim güzelliğin. Yani. Sağ ol. Demek ki sinema okullarında tartışma eğitim olarak geçelim. Bari böyle bir faydası olmuş. Bence öyle. Senin komedyen emeği çok şaşırtıyor. Niye şaşırtıyor? Çünkü ben seni ilk şeyde gördüm. Daha öncesini Allah var bilmiyorum. Yani sen sosyal medyada çok meşhurmuşsun ama ben böyle bir sıkı bir sosyal medya takipçisi olduğum için ben seni ilk şeyde fark ettim. Acun'un programında. Neydir? Yetenek sizsiniz. Evet. Sen orada en kötü bir başlangıç yaptın. Aynen. Seni yuha aldılar. Evet. Sergen, Hülya Avşar. Acun. Kim biri daha vardı? Üçü vardı. Sana hayır dediler falan böyle. Hayır demenin ötesinde yani. Şu hakaret ettiler. Ezdiler, aşağıladılar. Humiliate. Aynen. Ya evet, yani orada hak ettim ben. Şimdi sonra da izleyemedim ben onu hiçbir zaman. Utandın mı? Çok ağır, çok kötü yani. Çok gerçekten dedi. Çok kötü. Yani performans da çok kötü. Hak etmişim de. Yani etmiş gerçekten misin? Evet. O kadar ettiniz. Yuhlanmayı da hak etmişim. Orada Acun abi gerçekten bir iletişim dehası sergiledim. Ha dedi ki ya dedi buraya geldin bize laf sokuyorsun. Önce bana Acun abi laf soktum onlar yok. Kesmişler. O kadar itici şeyler. Dedim ki işte şeyin Acun Medya'nın önünde Ferrari'leri gördüm. Biz onları şirket aracı olarak kullanıyoruz falan gibi. Hani aşağılık kompleksimi ifade eden. Normal ama. Ama gençlik böyle bir şey. Genç öyle yapar. Evet ama yani itici. İtici şeyler yaptım. Sonra Hülya Avşar'a işte sonra dedi ki hızını alamadın seyirciye girdin. Yani biz dedi Cem Yılmaz'ın bize laf sokmasını sineye çekiyoruz çünkü seviyoruz onu. Ama biz yani zaten daha bismillahirrahmanirrahim. Seni daha tanımadan bize laf sokmana niye müsaade edelim? Önce seni sevmemiz lazım dedi. Ben de orada hakikaten şu kafayla stand-upçı çıkacak ve insanlara laf sokacak. Böyle olmam lazım. Aslında zoraki bir kendimi bir şeye sokuyordum. O kanaate nereden kapadın? Amerikalıları mı seyrettin? Yani gördüğümüz kadarıyla falan çıkar ve laf sokar. Böyle bir sivri dilde olur falan. Yani herkes ezilir onun altında. O tarz şeyler yapmaya çalıştım. Halbuki o da değilim aslında. Ya yani ben normalde hani daha efendim, muhabbet ederek girerim. Kimseye de üste çıkmaya da çalışmam. Kendisinden de falan çok sivrilen biri aradan bir şey söylemezse falan. Orada kendimin dışında bir şeye girdim personaya. O da ters tepti. Sonra dedim ki kendim olayım abi sahnede. Allah'a şükür sonra iyi devam etti. Yani mesela peki bir şeyi seyretin hadi. Adana Demirspor Beşiktaş maçını.
Seyretmedim mi? Yani. Balotelli'nin yaptığını gördün mü? Evet, bir ayıp bir şey. Biliyorsun ayıp mıdır bilmiyorum artık. Takım arkadaşına dalmış mı? Yok. O değil. Bu Sergen Balotelli'ye beyinsiz demiş daha önce, yıllar önce bir sohbetinde. Balotelli de o maçta oyuna girip sonra iki gol atıp Beşiktaş'ı puansız yollayınca gidip Sergen'e beyinsizim ben dedi. Şimdi mesela sen de Sergen'e veya Acun'a bugün verir gibi. Yok yani hiç oradaki hak verdim onlara. Yani gerçekten. O gün hak etmiştin yani. Düşününce hak veriyorum, evet. Acun abi söyledikleri de, orada beni linç edeceklerdi bu arada. Seyirci bayağı evet, çok şey oldu. Falan. O toparladı Acun abi. Dedi ki işte burada ciddi bir şey yok. Arkadaşı kale almayın. İyi bir şey de söylediğimi bilmiyorum ama. Yani, kale almayın. Sahnede kale alınacak bir şey yok dedi. Yani beni kurtarmak için ama. Peki mesela o sende böyle bir yıkım yaratmadı mı? Abi yarattı, yaratmaz mı? Yani? Ama yola devam ettin. Annem çok mutlu oldu. Mesela annem benim avukat, babam doktor. Onlar da benim normal insan meslekleri yapmamı istiyorlar yani. Gideyim çalışayım. Meslekleri? Yani bir de bilgisayar mühendisliği okudum. Neden yapmıyorsun işini derdinden? Orada hani yuhlanıp gelince. İnsan meslekleri. Normal insan mesleği. Annem dedi ki, şöyle yaptı annem. Oğlum denedik. Olmadı. Denedik. Yani hani normal işine gir artık. Tabii olmadı, öyle olmadı. Çünkü yani bırakmak için de çok yanlış bir noktaydı. Bir arkadaşım bana çok akıllıca bir tavsiye verdi. Dedi ki, ya dedi hani şu an hani bütün Türkiye biliyor, o zaman çok izleniyor. Sokağa çıkıyorum, insanlar gidiyor falan. İş görüşmesine gidiyorum. Ben bile oradan hatırlıyorum seninki. Abi bilgisayar mühendisliği, iş görüşmesine gittim. Uluslararası bir şirket, ismini vermeyeyim. 3 tane jüri var karşımda, bana şey dediler. 3 ayırda bizden dediler. Yani böyle şeyler yaşadım o zaman. Yani bu yani şimdi gülüyoruz ama gerçekten çok acıydı. Herkes vakıftı konuya. Arkadaşım dedi ki, yani şu anda dedi. Personelde yuvaladım sürekli. Öyle beni gönderdiler tertemiz. Dedi ki Zafer, çok da severim kankam. Dedi ki yani şey, yani şu anda bırakmak için en kötü yerdesin. Çünkü hani ne yaparsan yap daha kötü, daha kötü bir yere gidemezsin. Daha rezil olamazsın. Mutlaka yükseleceksin dedi, ne yaparsan yap. Doğru. Ya ben de yani yıllardır yazıyorum. Şunu düşünüyordum yani. Hani bilgisayar mühendisliğini de aslında ailemi oyalamak için okudum. Ben küçük günden beri komedyen olacağım. Çünkü bana Allah versin bir şakalar geliyor. Kendim de uydurmuyorum. Bir yerden bunu anlatmam lazım. Bu bir görev gibi geliyor bana yani. Sonra nasıl toparladın? İnat ettin. Sonra nasıl gelişti? Düşündüm ki yani nerede çıkabilirim? Ne yapabilirim? Yani şunları düşündüm. Vapurda limon satan adamlar var. Hani insanlar mecburen dinliyor 20 dakika hani Kadıköy Beşiktaş falan. Hani o şeyi 20 dakika en azından 25 dakika orada mı konuşsam? Stand up bir vakıf olur insanlar bana falan. Böyle çılgınca şeyler düşünüyorum. Fena fikir aslında vapurda. Yani evet. Hazır aslında seyirci var. Şarkı söyleyenler de var. Var. Şarkı söyleyenler. Eskiden sihirbazlar vardı vapurda, ben evet, hala var bilmiyorum. Gayet olabilirdi. Olabilirdi. Ama Allah şu o zamanlar bir şey vardı. Old City Comedy Club diye bir Ali abi var orada. Bir Karadeniz'de bir girişimci. Kendince böyle bir comedy club yapmaya çalışıyor. Yıllardır. Nerede? Yeri nerede? Taksim'deydi. Orada çıktım bir gün ve şey diye düşündüm. Ben kendimi inançlı bir insanım ve dedim ki ya ben çıkarım ama alkol satılan bir yer, ben burada para almam. Hani ya o şeyden. Tamam dedi, çıktım ve çok iyi geçti. Ve beni internetten bilen falan birileri geldi. Bayağı iyi geçti. O da yanıma geldi ve dedi ki işte hani bu para bilet parası. Bunun hani içki parası alakalı yok, bunu al. Öyle zorla verdi. Ben de baktım gayet iyi bir para. Sonra her hafta burada çık dedi. Vallahi dedim, para da kazanıyorsun işte. Sonra her hafta orada çıkmaya ben hazırken Gezi Parkı oldu. Taksim tamamen kapandı. Yani sonra ben yüksek lisansa başladım falan. Bir zaman sonra BKM Mutfak'tan haberim oldu. Birileri geldi beni çağırdı etti. Ha, onlar çağırdılar seni. Sen başvurmadın BKM'ye. Yok başvurmadım. BKM Mutfak'taki çocuklar benim çıktım. Yine Old City Comedy Club açtı Ali abi. Bu sefer Kadıköy'de. Gezi Parkı'ndan sonra gene beni çağırdı. Ali abiyle kanka oldun artık. Ali abi beni çağırdı. Onun ekibinde oldun artık. Aynen orada açık mikrofonda çıkarken BKM'den çocuklar geldi. Murat Gençoğlu vardı. O bana böyle bir kart verdi. Murat Gençoğlu komedyen diye kart yaptırmış. Onu verdi. Dedi ki böyle delikanlı BKM'de çıkmak istemez misin dedi. Patetik bir durum yani. Komedyen diye kart yaptırmış. Telefon numarası da kendi numarası. Yani arayıp bir santralede bağlamıyorsun. Evde annem gördü canım dedi. Yazık çocuğu yemeğe çağır dedi. Dedi yani durumu yok. Yazık çocuğu yemeğe çağır. Üzücü bir durum. Neyse orada BKM'de çıktım. İlk çıktığımda bayağı iyi geçti. Orada da Apo abi vardı. Buradan da selam BKM'nin mutfağın kurucularından. O dedi ki ya ilk gün yani çok naif bir şey yapıyorsun, farklı bir şey yapıyorsun. Burada hep olmanı istiyoruz. Yani her halükarda. Sonra mutfakta 2 yıl çıktım. Güldür Güldür'den çağırdılar. Sonra orada Güldür Güldür'de ilk çıktığımda zaten o. Zaten en büyük patlama galiba orada oldu. Evet Allah aşkına. Orada şey ya milyonlarca kere anlattığım şeyi anlattım aslında. Biliyordum o reaksiyonun geleceğini. O yüzden çok sakindim.
Gayet güzel geçti işte. Sadece şunu düşünüyoruz biz. Underground bir iş yapıyoruz. Niş bir iş yapıyoruz. Bunu halk anlar mı? Bizim yaptığımız çok cool bir şey. Aslında biraz daha hani bir hani ünlü olamamaya belki bir kılıfmış. Kılıf. Aa, şeydeyken. Vardır öyle satmayan kitap. O kadar iyi ki yaptığım gibi satılmadı. O tarz bir sanatçı şeymiş. Kaprisiymiş galiba. Ya da şov havası. Sonra ben Güldür Güldür'de bunu bütün yani ki mese hitap ettiğini görünce şunu aldım. İnsanlar mal değil. Ben sunamamışım yani. Ben yapamamışım. Evet. Sonra Allah'a şükür böyle devam etti ya. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi abi dizi yaptık bir Blue TV'ye, Doğu Biliyorum. Diye. Benim hayatım biraz değişik. Annem tarikatçı bir avukat, babam da ateist bir doktor, genel cerrah. Bu ikisinin olduğu bir evde büyüdüm. Sen daha çok annene benzedin galiba. Ben kendimce inançlıyım ama esneklik paylarım var. Parayı aldım hani diye. Biraz bazı hala bir de parayı alamıyorum. Bazı şeyler evim öyle kendimce, kaçamaklarım var. Ya evde hani anne babama doğru gidiyorum. Komandante Çege var. Annemin oldu diye dediğimi. Ay falan tarikat yani bildiğiniz yani Nakşibendi falan. Yani uç bir ikilemin ortasında. Genel Şengör öyledir biliyorsun. Onun annesi öyle, mi? Babası öyle yani. Öyle mi? Ha, kendisi sep seküler ama değil mi? Kendisi sep seküler. Seküler at ateist. At ateist. Yani o ortamı, o ailenin içinde hani bilgisayar mühendisliği okumuşken ben komedyen olacağım diye tutturan çocuğun hani çünkü normal bir şey yap deniyor insana. Normal İnsan mesleği. Evet yani ne gereği var? İnsan gibi mesleğini yap yani. Oradan sivrilme çabası. Şimdi gene sistemde biraz daha biliniyor. O zamanlar hiç yok yani. Sen ne yapıyorsun diyorlar. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Oradan başlayan süreç bilgisayar mühendisliğini 7 yıla uzatmışım falan. Aslında biraz dark. Biraz yani şakayı şaka şeklinde vermediğim. Çünkü ben şunu fark ettim. Şakalar aslında hani benim içimde ukde kalan şeylerden çıkıyor. Sıkıntı yaşadığım zaman, bir cevap veremediğim zaman. Senin travmaların aslında orada, şaka orada yani böyle yutkunamadığım bir şey olursa onu ben hani vücudum onu şaka olarak sentezli şey yapmaya çalışıyor yani. O anı vereyim insanlara. Peki o böyle biraz kara mizaha mı gidiyor o zaman iş? Ya kara mizah değil ama insanlar onu da anladı. Yani orada da tedirgin oldum. Orada bir yani Nuri Bilge Ceylan aradı, çok güzel bir şey yapmışsın dedi. İşte Berkun Oya aradı sağ olsun. Zeynep Atakan aradı, NBC'nin yapımcısı. Dedi bu başka bir şey yani. Bir şey, herhangi bir şey yapmak istersen başım üstü yerime falan. Sağ olsun herkes yani, destek verdi. Benim kale aldığım birçok insan arayıp tebrik etti. O açıdan ben hani anlaşıldığına sevindim. Çünkü böyle bir komedi olur mu? Necati Akman aradı şeydi hani BKM'nin kurucusu. Dedi ki yani yıllardır düşünürüm dedi. Hani artı az komedi olur mu? Böyle bir şey yapmışsın dedi. Yani ağzımı açık izledin falan dedi. Güzel yorumlar aldım. Mutluyum. Şimdi bakalım ikinci sezonundayız onun. Onu düşünüyoruz ne yapacağız ne edeceğiz. Çok da çünkü çok kopuk bir hani bir dizi matematiğinde ilerlemesin diye de uğraşıyoruz. Şimdi o diyecek şimdi o dizi matematiğine girerse başka bir şey olur öyle ama gitmiyor. Bütün doğallığı kayboluyor. Öyle gitmiyor işte öyle gitmiyor yani aslında peki, aslında şunu. Böyle uzayabilir mi sünmez mi çok uzun olunca? Ya inşallah sünmez aslında 9 bölüm yani 2-8'di evet. 9 bölüm 20'şer dakikada hani böyle çok süzücü. Şu anda çok makul. Yani yazarken aslında şunu düşünüyorum ben açıkçası hayatta beni gıcık eden şeyler ne? Bu gıcık eden konuları. Bu Gain'de yine değil mi? Gain'de bu. Yok Blue TV'de. Blue TV'de pardon. Gain'in stand-up'ım yayınlandı şeyde yılbaşı stand-up'ım. Evet o yılbaşında Gain'deydi. Ben onların hepsi bile karışıyorum artık o kadar çok çoğaldılar ki. Evet evet. 3 tane gerçi Gain Blue şey. Eksen var bir de. Hı-hı. Bir tane daha vardı. Ama Blue en iyisi. Puhu vardı o gitti galiba. Puhu evet Puhu hala var galiba ama var biraz mı? Şey mi oldu? Netflix'i hiç saymıyorsun. Elinoğlu'nu bırak. Elinoğlu. Ben bizimkilerden bahsediyorum. Bizim mahallenin çocuklarından bahsediyorum ben. Netflix var, Amazon var, o var, bu var. Bir sürü var canım. Çok var. Ama mesela başta sanatçılar onu pek istemezlerdi. Biraz Hatice Hanım'la konuşacağız geldiğinde. Hani o işleri böyle burun kıvırırdı büyük sanatçılar. Şimdi mesela bakıyorum herkes aslında onlara bir şey yapmak istiyor. Şey, dijital mecraları mı? Dijital mecraları, evet. Ya televizyon tabii daha bir şey bir güç, baskın bir güçtü ya önceden. Evet önce öyleydi ama şimdi mesela televizyon daha şey oldu. O daha havalı bir iş haline gelmeye başladı. Galiba. Bana şeyi söylediler. Herkes onu merak ediyor. Ölümlü Dünya'nın devamı gelecek mi diye. Evet, herkes onu soruyor çünkü. Ölümlü Dünya, ölümlü... Abi onun devamı var mı? Abi kalabalık bir kadro. Evet. İşte Ali abi zaten yönetmen. İşte Feyyaz var. Ondan sonra Ahmet Mümtaz Taylan var. Kul falan. Çok iyi bir ekip var. Her biri de sürekli projeleri olan insanlar. O yüzden bir türlü bir araya o gelemedik. O yüzden olmuyor yani. Devamı gelecek de şey, ekibi toparlayabilir. Biliyorsunuz her gidişlerinden dolayı. Bir şeyler yazmışlardı hatta üstüne konuşuyorduk falan ama çok da hani şey olmadı. Aktif bir şekilde bir araya gelemedik. Ama yazıyorlar diye biliyorum. Zaten Feyyaz Ali abi bir de Aziz Kedi yazıyor. O yüzden yani muhakkak gelecek onlardan yani ama gelecek. Sadece gelecek. Bir zamanlama problemi var. Bu ekip nasıl bir araya toparlanacak? Evet. Herkes nasıl bir araya gelecek? Gelecek diye biliyorum ben de. Şimdi kendi başıma da gelecek demiş de olmayayım ama yani geleceği konuşulmuştu en azından bir yıl önce falan.
Peki mesela şimdi şeyde yeteneksizsiniz gibi bir televizyon programı ve nispeten basit bir işte yuhalanmaktan Cannes Film Festivali'nde gösterime giden bir yol. Evet. Şimdi mesela şey nereden bulmuş seni? Nuri Bilge Ceylan. Yani nasıl yani şurada bir çocuk vardı yuhalandı. Ben o yuhalanan çocuktan biz boğazdan bir sinema... Nasıl olmuş? İşte nasip kelimesinin karşılığı bir, gibi bir durum oluyor. Şöyle bir şey, ben yeteneksizde yuhalandığım videodan etkilenmiş. Sadece Nuri Geceden. Şöyle diyor, şey yani orada yuhalanırken sen diretiyorsun jüriye karşı. Hani tamam yuhalan, iki hayrım var. Yıkılmıyorsun. Yıkılmadım ayaklarım. Evet, seçilmeyeceğim belli ve ben şey dedim orada. Tamam iki hayrım var, evet seçilmeyeceğim net. Ama bir durum bir anlatayım, konuyu tamamlayayım. Bu Sinan'da da anlatıcındaki o ısrarcı, hani yani yıkılmayan, direten ama bir yandan ezik bir şekilde diretiyorum ben. O zavallı ısrarcılığı istiyorum gibi bir şey söyledi. Yani hayatımın en büyük travması bana 4 ay daha yaşattı Çanakkale'de. Peki ilk filmin senin değil mi o? İlk evet. Ne düşündü mesela seni çağırdığında, ya bir dakika... Ben nereden nereye gidiyorum dedin mi? Nasıl bir işim? Beni Nuri Bilge Ceylan çağırsa ben düşer bayılırım heyecandan yani. Öyle mi? Ya çok acayip bir şey çünkü. Yani konuya çok da vakıf değildim. Biliyordum tabii ki. Yani şöyle, Zeynep Atakan beni aradı. Hı hı. Ben de Nuri Bilge Ceylan'ın yapımcısıyım. Seninle tanışmak istiyorum Nuri Bilge Ceylan. Okey dedim. O dedi ki heyecanlanmadın mı? Ben dedim ki heyecanlanıp da çığlık atamam. Evdeyim, anne babam var şu anda. Bağıramam. Ne? Hani sizin sen düşün... de manyaksın ha. Ama normal. Yani normal çok alem adamsın. Tepki verdim ve bayılıyorum. Şunu dedim. Hani sizin düşündüğünüz kadar da heyecanlanmadım. Çünkü hani çok vakıf değilim. Nuri Bilge Ceylan'ı biliyorum. Çok önemli bir insan. Ama hani vakıf... Bilmiyorum. Yani Nuri Bilge Ceylan'la Zeki Demirkubuz'u yan yana koy. Ayrıca hangi sanki sayı demez. Bilmiyorum yani. Hani hatta fazla sayı da koy. Piyanonun başındaki fazla derim. O kadar biliyorum. Yani çok... hani ama... Hocamı piyanoya koy, Fazıl'la flörtak gene karıştırırım yani. Çok alanım değil bu konular. Biraz da tabii yani aslında da biliyorum biraz da işte. Alçak görüyorum diyorsun. Yani bilmiyormuş gibi yapayım. Ya, o anda çok gerçekten heyecanlanmadım. Şöyle de bir şey vardı. Bir his vardı içimde yani. Bir, güzel bir şeyler oluyor. Hani buna alışmıştım yani. O telefon hani gittiğimde, ilk görüşmeye gittiğimde de 30 tane aday varmış aslında. 30 adayın arasından beni seçmiş. Ben %100 benmişim gibi rahat rahat gittim. Rahat rahat bana 100 kere çağırdı provaya. İkna olana kadar. En sonunda böyle bir 10 sayfa... Hem istiyor hem bir yana da prova yaptırıyor. Hem istiyor hem... Aklına var ama olur mu olmaz mı deniyor hala. Şöyle bir şey yani 4 ay boyunca süren bir çekim. Ve 200 terabayt çekmiş. Yani bayağı uzundu. Yani işte, Hazar şey demişti. Türk sinema tarihinin en uzun minütajlı oyunculuğu bu demişti. Hani o belki bilmiyorum bir şeylere vakıfım neden öyle söyledi. Yani ilk katta 5,5 saatmiş falan, sonradan kısaltmış hoca gibi. Yani belki burada hocanın kızacağı şeyler mi söylüyorum onu da bilmiyorum da. Neye kızıp kızmayacağı da belli olmuyor. Niye öyle şeyler konuşuyorsun diyebilir bana. Neticede orada herhalde hemen birine de kanaat getirecek hali yok. O yüzden çok fazla aday varmış. Onların arasından seçip ben her aşamasında rahattım. Yani Zeynep Atakan da dedi hiç müdahalesi yok, çok enteresan bir tip demiş benimle ilgili. Evet çok enteresan bir tip. Hakikaten ben çok şaşırıyorum seni. Dinledikçe şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükleniyorum. Valla yani. Sağ ol. Çok enteresan bir, çok değişik bir tipsin sen. Estağfurullah. Sağ yani hakikaten bayıldım yani. Valla sağ olun Hem çok şey... özgüvenli hem senin de söylediğin gibi böyle bir hani bir özgüvenliyim ama biraz da çekingenim. Rahatım ama bu ya rahatlıkla özgüvenim... biraz rahatsızlık falan gibi böyle kendimce, bir çok garip bir hali var. Çok değişiksin yani. Güvenim kırık değil ama saygısızlık boyutuna aynen, geçmesini istemiyorum. Bravo çok değişik yani. Çok acayip. Çok hoşuma gitti. Valla sağ olun. Peki bu işte çok... Çok sevdiyseniz Bentley'i bir ara kullanır mıyım? İstediğin her şey. Her şey. Tamam. Bunun sözünü aldım. Senin de öyle yani. Otomobil merakın var farkındayım zaten. Başka bir şey soracağım. Evde durum ne? Annem baban yeni halini kabullenir mi? Çünkü onlar işte oğlumuz bilgisayar mühendisi oldu. Yüksek lisans yapacak falan. De senin lafın var. Diyorsun ki ailedeki herkes eğitim, ben eğitimsizim. En eğitimsiz benim diyorsun. Bir sene bilgisayar mühendisin. Evde durum ne mesela? Annem baban artık ya bizim oğlan da işte komedyen oldu falan diye ezikler mi? Yoksa bizim oğlan çok başarılı bir oyuncu falan diye bakılar artık. Yoksa hala annende ve babanda ya işte bu işleri de yaptın tamam yeterince tadındın dön bilgisayar mühendisliğine geri gel durumu var mı? Ya bir şeyler yani en son herhalde 2 yıl önce falan babamı bir bozmak zorunda kaldım. Bana bir çocuktan bahsetti. Silikon Vadisi'ne gitmiş $10,000 kazanıyormuş ayda falan. Dedim ki $10,000 çok iyi kazanmış. Biz o para için yarım saat dil döküyoruz dedim. Yani artık bunu bir bu konuyu uzatma demek istedim yani. Rahatlattım onu. Hani tamam artık. Yani o da Nuri Bilge Ceylan'dan sonra o da biraz şey yaptı. O da kabullendi. Evet saygı duydu. Geçenlerde ilk defa gösterime geldi. İlk defa. Aynen, ilk yeni defa ilk geldi. Defa. Evet, peki de... mesela gizli bilgisayarlar falan izlemiyorlar mıydı? Yani filmi izlemiş annem ilk gün izledi. Ahlat Ağacı'nı.
Babam onu da izlemedi. Ha, baban çok, saat... çok tepkiliydi yani. Tepki değil ama hani biraz stabil bir adam. Yani yerinden kalkması çok zor. 3,5 saat ben sigara içmeden duramam falan dedi yani. Öyle bir adam. Onu hani önüne getirip onu zorla izletmek, izlemek lazım falan. Hep yıllardır aynı işte. Aynı şeylerin. Bir şarkı var ya. Abba. Onlar odasından hep bu şarkılar. Yani adam bozmuyor. Aynen. O dönemde kalmış. Floyd'un Led Zeppelin'i dinlesin. 70'ler 80'de de kalmış. Satrancını oynasın öyle yaşıyor. Çok keyifli aslında. Biraz da babam benim gibi. Bir tip adam ya. Öyle mi? Sizin gibi. Ay pardon estağfurullah. Ben de böyle eskiye takılı kalmayı severim yani. Lokanta değiştirme, bir şey değiştirme. Hoştur yani. Öyle mi? İşte o yüzden de beni dinlemiyor. Hala George Carlin dinliyordur komedi olarak. Orada kalmış. Buradan eve mi gideceksin? Buradan evet. Canlı yayın mıydı bu? Bir şey olmaz ya. Baban evdesini odun da karşılayabilir. Ya bir şey çok şahanesin ya buyurun. Peki bir de kardeşim var, o ne yapıyor? O kardeşim meraklı mı komedi yoksa o eğitimli mi? Yok, Galatasaray mezunu. Lise mi üniversite mi? Lisesi değil. Lisesi olmadığı için de size biraz Galatasaray liseliler, Galatasaray Üniversitesi'nde okuyanlar bir aşağılarmış. Yok, ben tam aksine. Ben tam aksine üniversitelerden çok yanayım artık. Öyle mi? Çünkü öyle... lise artık 4 seneye indi ya. Şimdi üniversitede 4 hiç sene... Hiç o kültü oluşturacak yani şey temeli vermiyor lise. 8-9 senelik bir eğitimdi hatta daha önce 12 sene. Şimdi o olmadığı için... Bence artık lise üniversitede bir fark yok ve üniversitede çok iyi, çok şahane tipler çıkıyor ama tabii kardeşini bilmiyorum. Yani şahane mi diye mi? Ya yani Galatasaray sormam. Vay be, o parlak bir çocuk. Ya o yani tam da eğitim kafasında hani standart. Galatasaray sormam. Gitti Washington University'de şimdi doktora yapıyor. Ha. Orada işte... Aile herkes okuyor yani aslında. Evet evet. Herkes okuyor ailede. Peki memnun mu? Ne okuyor? Psikoloji mi? Yok, sosyoloji yok. Orada da şimdi Orta Doğu şeyleriyle ilgili de dünyada en iyi çalışmalar oradaymış. Orada doktora yapmış. Akademisyen işte, Seattle'da aynı. En kötü ihtimal akademisyen oluyor. En kötü ihtimal. Onu anlatmıştım size bir daha. Ya şey dedi evet. Hani ne yapacaksın kızım, hukuk oku falan, hani ülkede karşılığı olan bir şey yok. Sosyolojinin ne alakası falan gibi annem fikirlerini söylerken şey dedi. Siz vardınız televizyonda ve dedi ki en kötü Fatih Altaylı gibi olurum. Doğru söylemiş. Ve bu bizde bir şey oldu yani. En kötü Fatih Altaylı gibiyse en iyisi yani hani nedir? Çok yani, doğru söylemiş. Yani yemek yok, ne yapacağız? En kötü Fatih Altaylı yani bir şey yeriz yani. Ya bayıldım kardeşine. Senden küçük kaç yaşında? 24-25? O 92'li. O da büyüdü bayağı. Büyümüş bayağı, o da 28 evet, olmuş. Aynen. 28 doktora olmuş. Yaptığına göre zaten bayağı yaşını aldı ya çocuklar. Evli. Aa, evli bir de. Evlendi. Sen evlenmedin, o evlendi. Evet ben evlendim. Onun eşi de Selma, o da filmler yapıyor. Güzel. Son filmiyle de işte San Sebastian'a premierini yaptı. Falan güzel işler yapıyor. Yani ailede böyle sanat ve eğitim, bilim evet, hepsi evet. Bir arada. Çocuk hukuk mezunu, Bilkent Hukuk. Türkiye 29.sü olmuş, girmiş. Ben sinema yapacağım. O senin gibi. Serseri. Hani. Böyle sinema verilmez. Yanlış mısın bari? Enişten yani, mi oluyor? Kayınbiraderin mi oluyor? Enişte oluyor. Enişte çocuk, oluyor. Sen ama kayınbiraderin oluyorsun. Ben en küçük nasıl enişte oluyor? Bir garip enişte dediğin öyle ama olmaz. Enişte öyle olur zaten. Bıyıklı olur falan yani gibi geliyor. O teyze ama. Kocası, hala kocası nasıl evet. Enişte diyorsun? Ama esas enişte bu. Bu garip bir enişte. Ona başka bir şey denmesi gerekiyor gibi. Peki onu anlaşıyor musun? Böyle beraber bir şey yapmak gibi. Biraz böyle... entel tipler. Bazen bazı konularda uzun sen uzun tartışabiliyoruz. Yani o şeye kendimi o şeye sokmuyorum. O havaya sokmamaya çalışıyorum. Kisveye girmemeye çalışıyorum. Ben halkı yani ne kadar Messi kucaklayabilirsem orada kalabilirsem benim için o kadar iyi. Ama hem entelektüel olup hem Messi kucaklamak da ayrı bir başarı olsa gerek. Öyle yapabilsem iyi olur. Yaparsın, sende o hal var. Öyle mi? Ben sende o hali gördüm yani. İnşallah yapabilirim yani. Yani şöyle tabii ki bir şeyleri bilmemiz lazım ama perspektif olarak ne düşünülüyor, genel temayül ne? Yani ben bundan kopmamak lazım diye düşünüyorum. Havalara girmemek lazım yani. Bence de girmemek lazım ama hiç havaya girmediğin zaman da Türkiye'de böyle biraz problem olabilir yani. Evet. Her yerde problem. Yani yeterince bir havaya girmek lazım. Biraz girmek biraz lazım. Girmek lazım yani. Hiç girmedin mi de bu sefer tepele çıkarlar yani. Onu da yaşadım. Ortasında bir düzgün bir çizgi tutturmak lazım diye düşünüyorum. Evet, bir kıymet verdiğim bir yönetmen isim vermedi. O hani beni biriyle tanıştırıyordu. Dedi komedyen falan. Ben dedim, kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. O yönetmen dedi ki hayır yani kapalı kişi oynuyor yıllardır falan. İşte kendi çapımızda falan dedim. Ya o bayağı iyi falan dedi. Sonra tanıştırdığı kişi gitti bana şey dedi. Kendi çapımda falan deme bunları, unut artık, kenar yok. Hani öyle bir şey yok. Anlamaz insanlar bunu. Doğru. Kendi çapında değilsin doğru. Sen bir de yani falan. Tabii kendi çapında değilsin. Öyle bir sen tevazu. İlk sinema filminde yani. Siyah ödülü aldın, yanlış mı biliyorum? Evet aynen. Aynen. Hatta şöyle düşündüm ben, sen o ödülü aldığını gazeteden okuyunca dedim ki o şeyin Acun'un programındaki şeyin intikamını alıyor galiba diye düşündüm. Hissettin mi öyle bir his?
Yok, hissetmedim. Acun abiyle yıllar sonra karşılaştık. Yok, Acun'a değil, kişisel olarak ya. O gün düştüğün durumun intikamı yani. O gün bu kadar kötüydüm, bakın bugün bu kadar iyiyim. Belki o negatif duygular insanın gelişmesine engel oluyordur belki. Ha, belki hiç o kafaya hiç intikam, işte hırs alma. Yani. Ya burada nereden nereye geldim falan. Hiç onu düşünmüyorum. Süper. Yani. Bu bir nasip yani. O gün öyleydi. Bugün de böyle. Dirayetli davranabildim. Şimdi bu nasip oldu. Güzel. Ama mesela gün, yarın ne olacağı da belli olmaz. O yüzden... Hayır, başkası olsa mesela o gün bırakabilir bu işi. Ya Allah kahretsin, evet. Ben bir daha ne işim var bunu deyip. Şimdi mesela çok güzel bir yerde tıkı 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 program yazıyordun. Belki de şahane bir oyun programı yazmış. $2 milyar satmıştın. O ara Ay. İyi tercihmiş ya. Ya. 10.000 dolar yarım saat. Ama... Ufak tefek bir şeyler yazmaya başlayayım. onu da yan tarafa koy. Bir 5 dakika bir ara vereceğim. Tamam. Niye? Çünkü Hatice Aslan gelecek. Tamam. Kısa bir aradan sonra benim veremezsin. İtirazım yok. Evet değerli izleyiciler, Hatice Aslan bize beraber. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim yani. Zamanı durdurmuş olmak güzel bir şey olsa gerek. Kaç yıldır sizi görmüyorum, hiç en ufak bir değişim yok. Yok, geriye sarma var. Durdurmanın artık ötesi. Kadın, bak eskiden böyleydi. Eskiden hep şöyle bir laf vardı. İşte kadınlar çöker, erkekler genç kalır. Şimdi tam aksi oldu abicim. Tam biz şu erkekler çöküyoruz, kadınlar fıstık gibi. Yok, eskiden beri öyleydi de. Kadın her zaman daha geç yaşlanır da. Evet. Ama artık yaşlanmıyorlar. Bir... Hatice Hanım hakikaten artık yaşlanıyor. Siz de yaşlanmıyorsunuz. Hiçbir kadın yaşlanmıyor. Teşekkür yani. Ederim. Ne güzel. Yani bu programdan önce yapsaydınız bu iltifatlar için. Programa sakladım. Mı girer? Programa sakladım. Bu da daha heyecan verici olsun çok diye. Çok güzel oldu. İyi geldin. Teşekkür ederim. Program öncesi yapsan DM'den yürüyor gibi olurdu. Böyle açık, açık yürüyor. hoş geldiniz hakikaten tekrar. Gerçekten hoş buldum. Çok memnunum şu an burada olduğum. Şöyle başlamak isterim size. Çok eski tiyatrocusunuz. Evet, bayağı. Yılların tiyatrocusunuz. Kaç yıl oldu? 40 yıl var. Yani, nerede? Bir şeyle TRT Çocuk'tan başladınız. Ama teşekkür ederim. Yine teşekkür ederim. Harikasınız ya. Bu program hiç bitmesin. Bitmeyecek zaten bu program. Hakikaten nerede, nasıl başladı? Ankara Devlet Tiyatrosu. Ankara Konservatuvarı, aslında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro bölümündeyken başladı temsiller. Yıl sonu temsillerimiz oluyordu. Sonrasında da zaten Devlet Tiyatrosu'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Hatta ilk oyunum Kenan Işık yönetiminde, yani yönetmenimiz Kenan Işık'tı. Ona buradan şifa diliyoruz. İyi dilekler yollayalım. İyi dilekler inşallah, yolluyoruz. Onunla başlamıştık. O zaman daha TRT 2 bile yoktu. TRT 1 vardı. Kadın analar falan vardı işte. Onlarda çalıştım. Öyle. Sonrasında İzmir Devlet Tiyatrosu var 86 yılında. Sonra tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu var. 2000'den beri de İstanbul. İstanbul'a çok geç geldiniz aslında. Evet, 2000 yılında geldim. Sonra oradan da emekli oldum tabii Devlet Tiyatrosu'ndan. Artık herhalde bir 11 yıl olmuştur emekli olalı. O zamandan beri de emekli hayatım. Tarihten, zaman tünelinden gelmiş gibi. Ben emekli olduğumda kızım çok üzülmüştü. Onu böyle benim yaşlandığıma yordu kendince o zaman. Evet, emekli mi oldun, evde mi oturacaksın artık falan diye bir şaşırmıştı. Yoksa ne biçim işte zamanı geldi falan diye. Bayağı bir... Sizin de normal insan işiniz yok ama. Hani evet, emekli olan insan da çökme diye bir durum var. Bir şey yapmıyorsa, bir şey yapmayan insan çöker yani. Asla emekli de olmasa çöker. Babadan... sorumluluğu esirgemeyeceksin. Yani babaya sürekli sorun açmak lazım. Kesinlikle. Ki adam şunu düşünmesin. Ben vazifemi yerine getirdim, ölebilirim psikolojisine girmesin. Onu sürekli ona muhtaçmış gibi yapacak. Baba işte şu oldu. Hep, baba hasta oldu. Ben sürekli ararım. Hep baba öksürüyorum. Var. Halbuki özel sağlık sigortam var. Sana mı soracağım? Doktor Osman. Sen ne anlarsın da? Arıyorum ki mutlu olsun. Bu hakikaten deli. Babanın adı Osman mı bu arada? Aynen. Ama doktor annesi. Baban doktor. Pardon, annen avukat. Doktor Osman. Niye soruyorum işte. Baba kolum burkuldu falan. Anlat, iki saat anlatıyor. Baban doktor yapmıyor mu artık? Yapıyor. Senin hep bir yerlerin ağrısın işte. Evet, hep sürekli. Farsa ben de babana gireyim bir muayene. Oğlum yani bir iki bir şey sorsanız mutlu olurum, biliyor musunuz? Numarasını ben göreyim sorayım. Osman abi kolum var. Şöyle oldu, böyle oldu. Baban benden büyük ileride değil mi? 58'li. Biraz büyükmüş. Az evet. Büyük. Büyüdüler az ya. Yaşlandılar. Gözümüz ya. Çocuklar büyüdü. Gözünün önünde büyüdü. Koca adam oldu. 58 bir şey değil ya. Yaş olarak bence bir şey değil. Bence 58'li bir şey değil. 58'li. 58'li işte. Yani bir şey değil. Yani 63 yaşında. Evet, hiçbir şey. Benden biraz hiçbir büyük. Şey.
Gerçekten. Senden bayağı büyük, sizden bayağı büyük. 15 yaş büyük ya. Benden bayağı bayağı büyük. Sen bayağı bayağı büyük. Şeyi soracağım Hatice Hanım size. Sinemayla, yani şöyle söyleyeyim. Doğru şekilde ifade ediyorum. Sinemada canlandırdığınız karakterlerle televizyonda canlandırdığınız karakterler birbirine taban tabana zıt. Hı-hı. Sinemada ne kadar iddialı ve ne kadar muhafazakarlıktan uzak karaktere canlandırıyorsanız veya ekstrem karakterleri, televizyonda ise tam aksine daha muhafazakar, daha sıradan karakterler. Özellikle mi bu, yani biri daha özgür bir ortam diye mi, senaryo mu öyle denk geldi, niye böyle bir şey var? Tabii ki daha sansürsüz bir ortam olduğu için daha rahat, yani daha organik mi derler, hani daha organik karakterler. Sinema daha organik. Aslında. Sinema ve daha nefesi olan karakterler aslında. Öbürü bana daha şey geliyor, böyle o camın verdiği de bir şey var. Mesafe beyaz duygusu. Camın verdiği bir aslında iticilik diyeyim. Hmm. Bir yapaylık var. İster istemez seni de etkiliyor. Hala var mı? Karakterlerde tabii ki var. Bence var, yani bilmiyorum. Hani yapılan makyajların hep aynı olması, saç şekillerinin aynı olması, neredeyse oyunculuk şekillerinin aynı olması. Işığın şunun daha standart şekilde, olması. Evet, doğru. Çünkü o hız da olmak durumunda 120 dakika başka türlü yetişmez. Olması, evet. Bir seri bir tüketim gibi. Gerçekten. Ama yine de mesela televizyonda giderek daha iyi işler olmaya başlamadı mı sizce de? Dijital platform etkiliyor. Tam oraya geldiğim. İster istemez. Ama yani yetiştirmeleri çok zor. Yani 120 dakika, yani iki ekibi aldık. Normal ana kanallarda çok zor, evet. Çalışma 3 saatlik şey bölümler var. 2 saat küsür yani. Yani bir yönetmen çekemiyor bir diziyi. Çekemiyor. Mümkün değil, çünkü ikiye ayrılıyor ekip. Birinci ekip, ikinci ekip. Oyuncu bir ikinci ekipte, birinci ekipte gidiyor, geliyor falan şeklinde. Yapılıyor ama ona rağmen çok güzel işler çıkıyor. Çıkıyor, iyi işler çıkıyor. Kesinlikle. Buna rağmen çıkıyor. Evet. Şunu gördüm ben. Başta sizin gibi özellikle tiyatro kökenli üst düzey oyuncular hep hem televizyona başta burun kıvırırlardı. Sadece şalandım burada. Tiyatro kökenli üst düzey oyuncular derken. Ben hiç öyle yerde değilim bu arada. Öyle bir şey. Ne oldu ne oldu? Tiyatro arkandan konuşuyorsun. Üst düzey oyuncular diye girerken ben hakir hor mu görüldüm? Hayır, hor görülmedin. Sen tiyatro kökenli sayılıyorsun. Sen de sahnede büyüdün. Kırmızı koltuğa girip öğrenelim. Tamam, belki küçükken annemle bir şey yaşadıysam ondan. Sen de sahnede büyüdün. Acun'un sahnesinde büyüdün sen de. Tamam. O da tiyatrosuyla bir nevi. Affedersiniz abi. Lütfen. Ben alıkanlık getirdim. Özür dilerim. Lütfen, çok alıkanlık. Tamam abi. Orada arada pışpışlamak gerekiyor. Bu işe gönül vermiş. Herkese bu kapı açıyor. Öyle değil ama şey, mesela yani bir eğitimini almış uzun yıl. İşte tiyatroda alttan başlayıp başrollere doğru yükselmiş olmak var. Bir de güzellik yarışmasına veya başka bir yere çıkıp daha güzel diye. Bunların bazıları çok iyi yetenekli de olabiliyorlar, evet, sonrasında. Bazıları olmuyor ama bazıları oluyor. Bazıları bakıyorsunuz muazzam oyuncular oluyor. İşte mesela Cansu Dere oldu galiba, değil mi mesela? Oluyor, Serenay da oldu. Serenay oldu bir falan. Insan. Bir sürü çok o var şimdi. O kadar çok ki şu anda. Yani ama yani yine de işte, tiyatroculuk başka bir şey. Yok, bazen değil mi? Ters tepebiliyor. Yani özellikle televizyonda ters tipi biliyor. Hatta daha tiyatral bir oyunculuk görüyorsun. İtici bile gelebiliyor. Televizyon dünyası farklı bir dünya. Oradaki oyunculuk şekli de farklı. Çok da yani bu alanda hiç öyle yani oyuncular mesela televizyonda gönül, başarısız tiyatrocu kim var? Mesela televizyonda iyi olmadı diyeceğim. Hadi insan gömmeye başlayalım. Vallahi seyirci edemiyor. Fark ediyor bunu. Ediyor bunu. Nefes nefese konuşarak, böyle böyle konuşarak. Ha, evet, falan. O tiyatro. Ama, canım şimdi neden bunu böyle yapıyorsun falan diye bir başlıyor. Zaten aynı repliği söylüyor ama kişi, üç kişi geldi diyorsun zaten ki yok, günlük hayatta böyle bir konuşma şekli yok, evet. Yok diyorsun. Mesela yahu yani, diye bir kelime var tiyatrocular kullanıyor. Olacak şey mi yahu? Hayır. Ben normalde sanki yahu korkarım, diye bir şey. Korkarım şu anda yahunun ne demek olduğunu anlayamadım. Biraz vurgular. Ama yine de ne bileyim mesela şimdi. Ben de isim vermeyeyim şimdi, imniyeti kırmak istemiyorum ama çok iyi oynayan tiyatrocular var. Olmaz yani. Olur müthiş mu? Oynuyorlar. Yani şimdi aklıma geldi Çetin Tekindor, mesela, Haluk Bilginer. Mesela. Ya inanılmazlar yani. Hayır yani gerçek anlamda o oyunculuk stilini ayıran aslında sormak istediğim çok bu değildi. Olmaz. Sinema farklı, tiyatro farklı. Televizyon oyunculuğu farklı. Üçü de çok farklı oyunculuk stilleri. Hayır, benim değinmek istediğim nokta şuydu. Başlangıçta o oyuncu
tipi, o oyuncu tarzı televizyonda çok hoşlanmazlar. Yani televizyona bir iş yapmak sadece bizde değil, Batı'da da böyle diyelim. Yani. Mesela Hollywood'un büyük isimleri televizyonda bir şey yapmazlar. Onlar işte senede bir, iki senede bir film çekerler. Televizyon daha çok televizyon starları diye bir grup vardı. Şimdi fakat, o değişti biraz. Şimdi o değişti. Hı hı. Önce mesela televizyondan, mesela George Clooney bundan iyi bir örneğidir. Televizyonda parlayıp sinemaya geçenler olmaya başladığı gibi sonrasında çok büyük oyuncular, yani böyle ne bileyim işte Al Pacino falan gibi oyuncular, evet, birdenbire televizyona iş yapmaya başladılar ve şimdi hepsi televizyonlara büyük işler yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de böyle biraz gelişti öyle işler ve şimdi mesela başlangıçta özellikle bu streaming kanalları denilen bu on demand TV'lerdeki dizilerde özellikle başta kimse oynamak istemezken, bu çoluk çocuk işi falan denirken şimdi herkes ya burada bir iş yapalım, burası daha rahat, daha sanatsal diyor. Siz de o kafada mısınız? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Evet, yani ben mesela seti özlüyorum enteresan bir şekilde. Çünkü oradaki oyunculuk deneyimi çok başka türlü bir şey. Yani daha seri olmak durumundasın, daha konsantre olman gerekiyor. Hemen çünkü adapte olacaksın. Çünkü bazen senaryo çok geç geliyor, sabah geliyor tam setteyken. Bazıları orada yazılıyor. O dinamizm çok hoşuma gidiyor mesela. Yani garip bir şey ve bu işe giren de teknik ekip dahil olmak üzere bırakamıyorlar. Çok yoruldukları halde, çok konuşuyorum çünkü arkadaşlarla böyle sete giderken. Diyor ki abla bırakamıyorum diyor. Yani enteresan bir şekilde başka... Abla mı diyor 30 yaşında kızın? Onlar da 15 yaşında. Onlar çocuk oyuncu. Sen de ablan kurban olsun sana. Ablan sevsin. Şaka bir yana yani gerçekten başka türlü bir tadı var o televizyon dünyasının. Onu tattığı için de işte o tiyatro dünyasından gelen kişi iyi geliyor yani. Başka bir deneyim. Artık orada bir şey kalmadı yani. Televizyonda iyi bir var, şey oldu. Çok var. Görüyorsunuz. Çünkü bazı oyuncular hala şey diyor yani televizyon iyi de sanat değil yani. Biz orada işte çok zanaat, orada sıradan bir iş yapıyoruz falan diyor yaptıkları halde. Ne kadar zanaat dersen de orada bir karakteri canlandırıyorsun ve bir şeyi yansıtıyorsun. Ne kadar hani içine yapsan da bir şey var orada. Yani tabii ki farklı oyunculuk peki stilleri mesela, var mı? Ana kanal mesela ana kanal şey ne bileyim Show TV, Kanal D, ATV falan gibi kanallarla bu streaming kanallar arasındaki fark ne? Oradaki yine sanat aynı şekilde hissiyatı... sansür yok. Ha sansür yok. Yine yok ve daha... O daha sinemaya yakın o zaman. Daha insani koşullar var. Çünkü süreler kısıtlı. Evet, bölüm kısa. Sayısı belli. Evet. Sezonda kaç tane olacağı belli. Her şeyi biliyorsun. Önünü görebiliyorsun. 7 bölüm mü? 9 bölüm mü? Ona göre program yapıyorsun. İnsani kesinlikle bir şartlarda yaşıyorsun. Çok. Tabii ki. O yüzden bizi çok heyecanlandırıyor o kanallar. Yani dijital kanallar bizi heyecanlandırıyor. Ama mesela onların da yurt dışı satışı olmuyor genellikle. Var yani mı? Evet oluyor. Oluyor mu ha? Yani iyi bir yapımcı, iyi bir bu iş pazarlamayı iyi bilen biri bence yapar. Yani bazı çok bildiğim bir konu değil ama şu anda bazı ülkelerde bir sansür uygun yani bize bir protesto olduğunu Arabi biliyorum. Evet ama o geçici ama bir şey. Ama Avrupa'da herhalde mesela şu anda patlamış vaziyette Türk dizileri. Yani artık Avrupa'daki İnanılmaz ana kanallarda yeniliyor Türk dizileri. Brezilya falan bir oralar sürü zaten, Güney Amerika zaten evet, vardı. Şimdi Avrupa'ya İspanya, Fransa gibi ülkelerde Türk dizileri ana kanallarda prime time'de gösteriliyor. Çok iyi diziler var ve hala da gelmeye devam ediyor. Hatta birini de biz yaptık, Gain'e yaptık. Hı-hı. Konuşabiliyoruz herhalde. Tabii ki her şey. Hamlet diye bir dizi yaptık. Kaan Müjdeci'nin yönettiği ve yazdığı. Zaten hayran kaldım okuduğumda yani bir... Tiyatro oyuncusu olarak Hamlet'i başka türlü bir yorumla okumak ve nasıl bir matematikle o. Nasıl bir Hamlet oldu? Yani dedim nasıl yani inanamıyorsun nasıl çıkmış bu işin içinden diyorsun. Ve çok çok iyi gerçekten. 7 bölüm ve çok heyecanlıyız şimdi bizim ayın 14'te basın nasıl? Tatlı bir Hamlet mi nasıl ya? Daha cana yakın bir olduğundan. Hamlet'in psikolojisi nasıldı o ruh hali. Yani aynı orijinali çok abi sadık mı yoksa? Birebir çağrıştırıyor. Biraz çağdaşlaştırılmış, modernleştirilmiş halimiz. Sadece mekan, işte mekanın değişmesiyle, yerin değişmesiyle beraber koşullar da değişiyor. Onunla beraber de tabii ki tepkiler de değişiyor. Biraz öyle bir şey kaç var ama. Kaç dakika bölümler? Hamlet, 7 bölüm. Bölümler kaç dakika? 7 bölüm galiba değil mi? Evet 7 bölüm. 7 bölüm 40 dakika, 30 dakika, 50 dakika. Ne kadar oldu bilmiyorum, son halini bilmiyorum ama daha insani tabii ki. Dijital kanallarda öyle bir şey var. 50 dakikadır herhalde. 50 dakikadır. Yani 45-50 dakikadır. Şu anda seyretmediğim için biz de 14 Ekim'de seyredeceğiz. 18 Ekim'de de seyircinin
Ha, siz 14 Eylül'de 18'inde de halkın önüne çıkacak. Evet, 14 Ekim'de basın gösterimi var. Biz de onda seyredeceğiz iki bölümünü. 14 Ekim az kalmış. Evet evet çok az kaldı. Onun heyecanı var zaten. Çok merak ediyorum. Büyükada'nın en hiç soğuk böyle ham montaj falan görmediniz mi bir şey? Hiç görmedim. Oo. Şimdi bir tane bugün koymuşlardı. Ya bu şey çocuk olacak dizisi de bile bilmiyorsun. Bir heyecan. Üç maymun da öyle oldu bizim için. Ben öyle Kanda mi? İlk Kanda seyrettim. Aa. Üç maymun evet. Onun için hiç anlamadım. Yani zaten o kadar güzel bir perde. İlk defa hayatımda öyle bir sinema perdesinde film seyrediyorum. Yani muhteşem bir perdesi var Kan'ın. Güzel perde. Güzel. Güzel perde. İyi perde. Görüntü yani içindeki damarlara kadar görüyorsun. İnanılmaz bir şey yani. 8K mıydı o zaman da? Bilmiyorum artık yani. Ne dedin? 8K çektiler de bizde herhalde. Dijital miydi yoksa belki de filmdi. Ha. Yok yok dijitaldir o zaman. 2008 yılı. Evet, bilmiyorum. Ama... Nuri yani... Teknik şeyleri çok bilmiyorum belki, galiba. Belki şey, yani şey, yanlış bir şey detay verdiniz ya damar deyince ben... Yani hani, o perdenin de yani şeyinden kaynaklanıyor bence. Özelliğinden kaynaklanıyor. Yani tabii ki Nuri Bilge'nin de büyük şeyi. Becerikli. Arkasından dedikodu yapacağız zaten birazdan. Becerikli. Peki Nuri Bilge ile nasıl oldu sizin? Onu rezil olduğu bir programda keşfetmiş. Ben evet. Yuhlandım yeteneksizde de. Çok iyi. Orada yuhlanmama rağmen devam etmeye çalışıyordum. hani iki hayrım var ve seçilmeyeceğim net. Ona rağmen diyordum ki bir fırsat verin de ben anlatayım yani. O benim oynadığım filmdeki Sinan karakterinde de aynı şey hani her aynı kapıdan karakter. Kovulmasına rağmen ısrarla direten tam karakteri Loser görmek istemiş. Loser. Loser kimliğini burada 4 ay sergile dedi bana. Çok iyi. Siz nasıl çok oldu? Iyi. Yani Nuri'nin gözü çok iyi. Yalnız bende tabii bir ön yargı vardı. Çünkü ben sitcomlarda da oynuyordum. O sıra En Son Babalar Duyar diye bir dizi vardı. Hülya karakteri. Onda da birazcık Kadir falan böyle biraz daha dışa vurumcu bir oyunculuk sergiliyordum. Ebru söylediğinde demiş ki yok ya o çok böyle abartılı şey yapıyor falan filan. Demiş bir gelsin. Bir gelsin diyorum. Evet çünkü artık bir de filme başlayacaklar. Oyuncular bulunmuş sadece yani, kadın oyuncu yok. Tavsiye ediyorlar. Ebru'dan geliyor. Eşinden. Ebru'dan. Onun üzerine gittim görüşmeye. Zaten o da Cihangir'deydi. Ben de orada oturuyordum. O şekilde görüştük. Sonrasında zaten devamı geldi. Birinci görüşmede tamam anlaşıldı mı yoksa birkaç görüşme oldu mu? Çünkü oldu. Doğru yani, birkaç ama o Nuri'nin şeyidir zaten. Hani bir önce bir tanışma, sonra bir şey işte bir sahne, birkaç sahneyi birlikte oynuyorsun. Küçük bir sahneyi. Deneme hani, çekimi yoksa o karşılıktan replik veriyor falan filan. Sonra da işte bir ön bir işte diyor ki şu şartlar var, şu var. İşte kabul eder misin falan filan. Onları söylüyor. O şekilde başladık. Zaten çok hızlı başladım. Ben meğerse her şey tamamlanmış. Benim yaş grubunda kadın oyuncu bulunamıyormuş. Bir geçti. Kapılar var çünkü. Evet evet. 30 yaş grubu. Kesinlikle biraz inanacağım. Birkaç kere daha söylersem program ne? Boyunca. Tabular. Bir sürü oluyor yani. Oyuncuların tabuları. Evet. Evet. Ben onu yapmam, burada oynamam, bu sahneyi istemem, evet. Böyle konuşmam evet. Falan filan gibi. Evet. Oyuncu da böyle bir şey normal midir? Tabii ki o onun olabilir tercihi mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani bir tercihtir bu. İster ya da istemez bu kadar. Ha, tabii kolay. Belli rolleri seviyor ama yani ben şu şöyle bir şey olabilir. Evet, nasıl olabilir. Yani tabum yok diyen nasıl bir tercihte bulunuyorsa öbür de öyle bir tercihte bulunuyor. Yani sizin sorun değil bence. Rol neydi ki hani tabu olarak? Ya çok bari konuşma da belli olmasın seyretmedi. Ya ben biliyor herkesin. Kendisine söyledim hocanın ben seyretmedim dedim. Sonradan keşke fırsatım olsaydı seyretseydim ama. Şimdi artık merak eder seyredersin. Evet evet tabii ki canım. Neden nesi tabu şey olarak görülebilir aslında. Bir şeydi? Hani köylü kadın bir şey mi öyle hani ben onu oynamam diyecek. Bilmiyorum yani seyret sonra konuşuruz tekrar. Okey. Önce seyretmek lazım. Çok detaya girmeyelim. Tamam. Evet. Sizin de şöyle duydum, doğru mu bu? Başlangıçta aslında müzisyen olmak istiyor musunuz? Evet, okul aslında konservatuvar benim kulağımda babamdan kalan bir işte kızımın sesi çok güzel konservatuvara vereceğim diye bir şey vardı. Konservatuvar tiyatro öyle değil. Evet, ben de böyle bir hani evet, yani konservatuvarın ne olduğunu bilmiyordum bile ama bir işte konservatuvar böyle şarkı müzikle söylenen şey. Müzik. Yapılan falan bir yer olarak biliyorum. Tabii Sivas'ta küçük bir yer. Hele o dönemde 70'li yıllarda zaten hani tiyatro gelse bile sadece
takıma hani üst şeylere, görevlilere gösteriliyor. Bir gün kalıyor, iki gün kalıyor tabii. Oyun. Turneler. Gidiyor. Zaten bizim haberimiz bile olmuyor. 9 çocuklu bir aile. O yüzden ablam Ankara'da yaşıyordu. Ablam geldiğinde dedim ki beni ne olur hani Ankara'ya götür. Tatil olmuştu okullarda. O şekilde gittim. Ve ablamın kayınbiraderi dedi gel konservatuvar istiyorsan ben seni götüreyim. Sınavlar varmış meğerse. Ama sınav da çok işte zaten bu tip tesadüfleri çok bitirmiş seviyorum. Bitirmiştim. Güzel sanatları kazanmıştım. İstanbul olduğu için hani ablanlar Ankara'da oraya. Ankara'ya sen daha evet, iyi. Evet evet öyle bir şey olmuştu. O yüzden bir yıl daha bekleyecektim. O şekilde bir anda kendimi tiyatro bölümünde buldum. Kontenjan boşluğundan tiyatro bölümünde tekrar sınav açılmış. İlginç yani. Yani şans gireceğim ya, tamamen kader. Tamamen gireceğim varmış. Cüneyt Gökçer de zaten ısrar edince alalım diye. Çünkü demişler ki bu kız daha hiçbir şey bilmiyor. Bir yıl çalışsın, biraz uğraşsın, öyle gelsin. Ama ben de çalışkan bir öğrenciydim gerçekten. Sabah 6'da kalkıyordum. Bir de yatılı okuduğum için. Ankara'da olanlar bilirler. Kurtuluş Parkı'na koşuyordum Cebeci'den. Ondan sonra tekrar akrobasi odasına geliyordum. Ritmik jimnastik şeyinde salonunda çalışıyorum. Ders başlığına kadar sonra Cüneyt Gökçen'in dersine giriyorum. Bütün gün dersteyiz. Sonra akşam oluyor. Herkes konservatuvarda çekiliyor köşelerine. Ben Nurseli özellikle çok ilgileniyorum. Sağ olsun Nurseli'ydiz. Bana bir sürü böyle Antigone bilmem ne işte Oidipus bak bu bunun ailesi bu bunun babası falan. Bayağı oturuyordu şemalar çiziyordu. Bana bütün o antik eserleri. Nurseli o sırada hoca mıydı? Öğrenciydi. O da öğrenciydi. İyi bir öğrenciydi. Zehir gibi bir kızdır Nurseli yani zaten. Çok büyük yapıyordur zaten. Çok. Yani kafası da çok iyi çalışır. O şekilde bir yıl boyunca inanılmaz bir gerçekten hani çalışma sonucunda bana sınıf atlama teklif ettiler. Evet ama kabul etmedim. Niye? Çünkü bir üst sınıftan çok korkuyordum. Çok yaramaz bir sınıftı. O kadar basit bir sebebim var yani. Güzel, bu çok mantıklı bir sebep aslında. Evet. Aynen. Yani bir de sen ister misin vandal bir sınıfa gitmek böyle azgın kudurmuş bir sınıfa? Bana da öyle bir şey teklif ettiler. Ben de bir şeyde Amasya'da çok yaramaz bir çocuktum. Amasya'daydım ben. Yani yaramaz lisede. Derken yani lise, ortaokulda. Böyle hani kavga ediyordum sürekli her gün burnum defalarca kırıldı falan her gün bir kavga. Beni sonra bir yatılı okula gönderdiler Ankara'ya. O zamanlar var olan bir okula. Orada da çok başarılı oldum. Artık yok mu okul? Artık yok. FETÖ okulu. Aha. Aynen. Samanyolu Koleji. O zamanlar onlar vardı. En iyi okul ne diye. O çıkıyordu hani en sıralamalarda. Babam gezdirdi. ODTÜ, TED, Samanyolu. Üçünü de gezdirdi. Ben Samanyolu'nu seçtim. Basket sahası şeydi. Orada hani Avrupa'nın en lüks kapalı spor salonunda basket antrenmanları yapılıyordu. Benim için de muazzam bir şey o salonu. Her gün gidip orada oynayabilmek. Ben kendim direkt burası güzel dedim. O okulu seçtim. Neyse orada ilk senem çok başarılı geçti. Sonra beni şeye verdiler. Hani başka bir sınıfa geçirmek istediler. O sınıfta şey sınıfı, hani olimpiyatçıların sınıfı, dünya madalyalı çocuklar. Ben de orada geçmek spor istemiştim. Spor yani. Yok. Matematik fizik, bir şey olimpiyatları falan. Bilim olimpiyatlarında. Onların bir sınıfı vardı. Onları ve nerd yani abuk tipler olarak görüyordum. Ben de orada geçmek istemiştim. Mesela böyle bir şey ben de yaşadım. Ama zorla geçirdim. Sen de nerd müydün okulda? Ya mecburen nerd oldum. Yani çok da onların hepsi ilk yüzde ben 5000. oldum mesela yani ama. İnektin yani. Yani inekler sınıfındaki bir ayrışan evet. Kişinin. Yani bursluların arasındaki tek burssuz. Yani burssuzlar da yani bursu olmayanlar da genelde abuk zengin oluyor. Ne o kadar zengin ne burslular kadar zeki. Her tarafta dışlanan bir tiptim yani orada. Onların daha zekisi büyük ihtimalle. Yani bilmiyorum da öyle olmuyor. Onların matematik zekası varmış ama sen kesin daha zekisin. Güzel MIT'de okudular falan ama. Sen yani. De okuyabilirdin aslında MIT'de. Ben İstanbul Üniversitesi. Avcılar. İstanbul Üniversitesi. Avcılar. Kampüs. Kabul etme sebeplerimden biri de bizim sınıfta iki o zaman hazırlık sınıfı diye geçiyordu. Kültür Bakanlığı'na bağlıydık. Hacettepe'ye sonradan bağlandı konservatuvar. İki arkadaşımız birinci sınıftan sonra atılma diye bir şey vardı. İhsari sınıfı denilen. İki arkadaşımız İhsari, atıldı. Hazırlıktır onun. Evet atıldı iki arkadaşımız. İnanılmaz ağladık. Yani Muhsin'le Bülent atılınca biz bayağı yani ve ben de o sırada işte bütün dersler 10-10-10 alınca sanki onların notunu ben almışım hisse. O zaman da küçüğüz. Garip bir psikolojiydi o. Böyle hani hiç oralarda değildim yani sınıf atlama falan. Biz orada arkadaşlarımız üzülüyoruz. Enteresan bir yıldı yani o. İlginç bir yıldı. Ama hiç unutulmamış. Yani. Bütün detayları hatırlıyorsunuz. Unutulmaz. Çünkü Sivas'tan gelmişsin. Bir yandan böyle
işte diksiyon falan, hani böyle edebiyat dersine çünkü gelecek, gidecek diye öğretiliyordu. Hani yazıldığı gibi okunacak gibi bir şey var. Tiyatroya geliyorsun, masayı diyeceksin diyor, gidecek diyeceksin diyor. O kadar dile garip geliyordu ki bana, hani gidecek, gelecek değil diyen bir kız bir anda değil, gidecek, gelecek, masayı falan diyor. Bayağı bir hani garip şeyler de olmuştu yani. İnsanla Murat ne yaptı Allah'ın sonra? Allah'ın suvastası bile işte sınıf atlıyor, bunlar nasıl atılır falan gibi, ben hani alakam yok. Bayağı bir enteresan psikolojiydi o. Benim aklım İhsan'la Murat'ta kaldı atılanlar. İhsan, Muhsin'le Bülent. Bülent. Evet, sonra yine tiyatroyu bırakmadılar. Aa, yapıyorlar. Tiyatrocu oldular sonra. Muhsin yine tiyatroda ışıkla ilgilendi. Bülent de Şam bölümüne geçti. Operacı oldu. Yine oldu yani, yine bizim çevrede kaldılar. Ama zor bir şeydi yani, o yaşta o çocuğa yapılacak bir şey değil yani, 20 yaşındayız. Niye atmışlardı, ben orayı kaçırdım. Hiç alakasız şeyler yani. Ya bilmiyorum tabii ki de yani birinci sınıftan niye atılır ki bir insan, daha ne olduğunu nasıl anlayacaksın? Belki anlamışlardır, bilmiyorsun. Yani kimler geliyor, kimler geçiyor, eğitimli olup da bir sürü insan var yani hala oyuncu olarak hani. Muhsin ve Bülent'e buradan selamlar o zaman. Evet, selam olsun bütün arkadaşlarına. Peki Nuri Bilge Ceylan, ikiniz de çalıştınız Nuri Bilge Ceylan'la. Tatlı bir insan. Evet. Şimdi baktığınız zaman yani sinemasıyla kişiliği arasında bir bağlantı var mı? Çünkü var. Var. Var, net. Gayet net. Nuri çok net bence. Ne istediğini biliyor, ne yaptığını biliyor. Gayet net. Ve işine çalışmak kolay odaklı. Mıydı? Çok kolay. Benim için kolaydı, bilmiyorum. Senin için? Benim için de bayağı kolaydı ya. Yani çünkü benim, ne istediğini biliyor. Benim ilk deneyimimdi. Hani evet, biraz oyuncuların zorlanan ilk oyunculuk benim deneyimimdi benim, ama. Ha, yok, öyle mi? Kadar. Ha, ilk sinema deneyimi. Sinema. Allah Allah. Evet. Vay be. Eşit şartlarda olduğumuz bir alan geldi. Ya tiyatro var da sinema yoktu. Dizi var tabii ki. Dizi var. Yani o yüzden çok fazla başka yönetmen tecrübem olmadığından normal o gibi geldi. Hani 100 take alıyor bir sahneyi ama demek ki 100 take alınıyor diye düşünüyorum ben. Hepsi yani sinemada hep öyle mi yapıyor? Alternatifler oluyor. Yani şöyle bazı sahneleri... Yoksa sen bir kabiliyetsin. Yani şey yok, hayır, karşılıklı iki kişinin bütün duygularını sınıyor. Mesela yazar sahnesinde, yazarla bizim tartışmamız vardı. Orada şunu görmek istiyor. Orada yazılan bir metin var. Bir tartışma kaç farklı şekilde cereyan edebilirse o bütün o duyguları görüp kurguda kendi karar vermek istiyor. Hı-hı. Yani orada hani orada oturacak masaya ve şunu diyor hani başta Serkan abiyle biz karşılıklı tartışıyoruz. Bir yerde diyor ki altta kalıyorsun Serkan. Olmuyor. Ben burada bir başrol oyuncusu görüyorum. İşte senin şeyin tam değil yani. Sen bir yazarsın. O sana karşı mahcup olmalı. Biraz daha buruk olmalı. Sen üste çık. Ben de biraz alttan alayım. O üste çıksın derken bu sefer ben altta kalıyorum. Bu sefer diyor ki sen çok ezildin. Daha iğneleyici olman lazım. Daha onu tahrik etmen lazım. Çok daha damarına basman lazım falan. Çok büyük bir heyecan. Farklı duyguları toplam çekiyor çekiyor, sonra onlardan tek bir duygu yaratıyor hepsinden. Yani tek bir duygu yaratmıyor aslında. Yani çünkü, tek bir sahne yaratıyor. Tek bir sahne yaratıyor. Çünkü bir, yani insan hani normalde dizilerde belki o söyledikleri hani commercial hale geldi dedikleri şey de odur. Çünkü dizilerde genelde şöyle şeyler, bir tartışma var ve tartışma birisi bir şey diyor, birisi sinirleniyor, öteki ona bağırıyor, bitiyor. Normalde tartışmada birisi sinirlendiğini belli etmez. Gurur yapar. Zamanla öteki deşer, ortaya çıkar. Sonra o gurur yapar, tekrar söylemez. Sonra belki hani sen yavaş yavaş bir Nuri Bilge Ceylan olma yolunda ilerliyorsun. Ya ben şimdi dizide yönetmenim kendi dizimde. Tamam, belli işler. O yüzden evet, tartışma sahnesi yani, vardı bir arabada. Yani. Çok uzun dediler de 7 dakika bir sen tartışma. Sen geleceğin Nuri Bilgesisin. Hoca bana kendin yönet dedi bu arada. Yani mutlaka kendin yönet. Ben de işte hani gerçeği çünkü hani yansıtmak istiyorum. Ne zaman Kanda ödül alacaksın? İnşallah az kaldı, yapacağız ya. Ayağını denk alsın Nuri Bilge Ceylan. Buradan söylüyorum ya. Yeter artık. Yeter artık. Onun hegemonyasına da sıkıldık Türk toplumu olarak. Neden? Sıkılmadık mı? Yok valla, olsunlar. Yazıp bir tane Zeki denemeyelim. Zeki de olsun, Nuri de olsun. Zeki Reha hocama da olsun, saygılar. Zeki olsun, Zeki hocama da olsun. Değil mi hakikaten? İyi ki varlar. Çok evet, iyi ki varlar hakikaten. Evet. Çok azlar. Çok da sık, çok da fazla yetişmiyorlar yani. Evet. Toprak çok mümbit değil o alanda en azından. Peki bu... Nuri Bilge Ceylan'ın sonra bir kamera arkası hikayeleri var. Evet. O nedir o? Ya bizim çok uzun sürdü ya. Şey dedi, o kadar çok her saniye bir şey yapmışsın ki kesemedim. 6,5 saat falan yayınladım. 6 saat falan değil mi? 6 saat. Ya ben orada eğlendim çünkü 4 ay oradaydım. O yani 72 sahnenin hepsinde, 72'sinde de varım. Ya benim oradan kaçma gibi lüksüm yok. Orada zaten hani Sinan olarak yaşadım da. O yüzden çok fazla malzeme çıktı. Yani ben şey yapıyordum, şunu fark ettim. Bazen bir alt...
ışık, hani gözlerdeki anlam ortaya çıksın diye alt ışık gibi şeyler kullanıyorlardı. Onu çok sevdim ben de, hani fark ettim çekilirken. Hani artık ışıkçının sesçinin içine karışmaya başladı. Bir yandan da sen tekniğe falan dikkat ediyorsun, ne yapılıyor, ne ediliyor. Bir yerde işte bakıyordu. Kapalı bir alandayız. Öyle samanlık gibi. Tabii. Samanlık gibi şey, açılar çok değişiyor. Çakal, çok çakal. Çok çakal, çakallıklar yaptım. Var var. Aşırı çakallıklar yaptım. İşte, taktiğini çalarım. Dersin. Adamın taktiğini çalarım. Bir filmini daha oynarsan tamam, bitti. Yeni Nuri Bilge Bey. Vallahi bravo. Evet. Bir ara vereceğim, kısa bir ara vereceğim. Okay. Devam ederiz sonra, değil mi? Olur, ben... Ben gideyim mi yoksa? Niye gidiyorsunuz? Yok, iyiyiz ya. Şeflerimiz gelecek. Ya. Aceleniz var mı? Vallahi yemek yok ya. Ama işte sizin ıslak hamurga getirdim. Şef var, getirdim. Yemek yok. Şefimiz var, yarışçı arkadaş var. Mutfağımız yok. Yarışçımız ya. Var. Ha. Yarışçı da yanımla var. Yanımla bir kurvasan bir şey getirmemişlerim bunlar. Elif, hoş geldiniz ama biz sizden bekledik. Şef evet. Ama ya. Ya evet, sizin programınızı seyrettim. Herkes kitap veriyor bir şey. Dedim ki ben ne götüreceğim şimdi Fatih'e? Yani... Sizin kendiniz gelmeniz. Ben onu görmedim ya. Yemek kitaplarımız var. Bak görüyor musun? Jale Balcı yemek kitaplarını getirdim. İşte oyuncu olunca bir şey olmuyor. Ne kitabımız var, ne bir şeyimiz var, ne takıcıyız. Bize biraz performans atı ver. Sizin yaptıklarınız yeter bugüne kadar. Hatice Hanım. Ne yapayım, performans mı attım? Ağlayayım, güleyim, konuşayım, ne diyorlar? Şey, ceketinin cebine gözleşir. Sesimi en arka sıraya gönderirim. Göndeririz. Var mı o? Mecbursun. Çok zor ya, birden tiyatro değil mi ya? Yani ben mikrofon olduğundan... Mikrofonsuz. Bir tiyatro oynarsa oynar mısın? Benim çok sevdiğim bir tek kişilik oyun vardı. Ormanlardan hemen önceki gece. Onu oynamak istedim. Türkiye'de Rıza Hocaoğlu mu? Rıza abi evet, oynamış. Evet. Çok yani çok hani okurken de etkilendim. Adamın kendi kendine yaşadığı travma şey, onu bir oynamak istiyorum bir ara, ama onu ben mikrofonsuz oynamam mümkün değil. Çünkü kendi kendine mırıldanmaları var. Hmm. Bence o büyük sesler gerçeklikten uzak. O tiyatro bir zamanın şeymiş gibi. O benim şey anlayışımla çok uymuyor hani. Gerçeklik. Ama böyle bir tiyatro, bir tek kişilik oyun oynama niyetim var yani. Evet evet, onu birazcık uyarlayıp yapmayı düşünüyorum bir ara. Ben şimdi bugün onun bir toplantısı vardı. Bende de bir çok şey güzel, var şu an çalışması. Bir oyun çalışması var bakalım. Hmm. Becerebilirsek. Nerede? Kimle? Yani özel tiyatro. Güzel olan birinde. Özel tiyatro. Söylemekte mahsur var mı adını? Daha henüz, ha, daha henüz belli ham değil. Olduğu için. Evet evet, tamam, belli abi. Değil ama bakalım. Hadi hayırlı. Bir ara vereyim. Devam peki. Edelim sonra. Tamam. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki şahane şef ve bir süper yarışçı. Cem, ne kadar gençsin? 23 yaşındayım. Daha genç görünüyorsun. Öyle mi? Öyle diyorlar. Genelde böyle 19. Evet, 19, 19 18 falan. Aynen. Şahane. Hanımefendi, hoş geldiniz. Biz tanışıyoruz. Çocuklarımız mektep arkadaşı. Evet. Hem lisede hem üniversitede. Aynen. Ve canava, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyi. Nasıl geçti yaz tatili? Bu yaz Bodrum'daydın. Evet. İki yazdır Bodrum'dasın. Evet, iyi geçti aslında. Birazcık tabii... Bodrum dünya jet setinin yeri oldu artık. Evet, evet. Herkes orada. Bütün zenginler. O yüzden biz gelemiyoruz artık. Evet. Hakikaten öyle oldu. Birazcık yukarıya doğru kalktı. Özellikle son dönemde büyük mega yatlarının tabii orada çok etkisi oluyor. Onları görmek isteyen insanlar oluyor. Marina'da güzel alışveriş. Geldi mi sana zenginlerden kimse bu sene? Zenginlerden geldi ama bu sene o kadar değil. Öyle var. Pandemiden dolayı birazcık az oldu ama geçtiğimiz yıllarda gelmişlerdi. Gelmişlerdi. İstanbul'da restoran yok artık galiba. Şu anda yok. Ama açacaksın inşallah. İnşallah açacağız. Geçen gün burada Fatih Tutak'la senin dedikodunu yaptık. Ne kadar öyle. Yani yemeklerin zaten şahane de tatlılarında hakikaten çok eşsiz bir noktadasın. Süpersin, bayılıyoruz sana. Sağ olun, sağ olun. Peki şunu soracağım sana. Sen Türkiye'deki yani en hani bir şef mutfağı olarak en eskiden bir tanesin baktığımızda. Senin Türklerin yemek yeme ve böyle ne diyeyim, bu şık yemek yeme alışkanlığıyla ilgili izlenimle bizimkiler ne seviyorlar, ne sevmiyorlar? Lokantadan ne bekliyorlar, ne beklemiyorlar? Ne gördün sen bütün bu süreçte? Vallahi ben 10 sene önce geldim Türkiye'ye. Evet. En son New York'ta çalışıyordum. Yani gördüğümüz şey şuydu aslında. Bir yemek kültürü var. Oluşmuş. Yani babadan, dededen gelen bir kültür var sonuçta. Ama sen o kültürün dışında bir yemeklerle geldin. Evet, yeni geldin. Bir işte Sirkeci'de açtığımız o lokantada farklı bir konsept uyguladık. Ve alkol yoktu senin tabii, lokantada bile. Tabii, o da yoktu.
Yani dünya mutfağından Türk mutfağını uyarlayarak onlara sevdirmeye, lezzet kütüphanelerine birazcık bir şeyler daha katmaya çalıştık. Tabii çok zor bir lokasyon. Özellikle çok konservatif bir toplumuz. Biz her ne kadar desek de işte biz çok açığız ama tam değiliz tersi. Asla. Gerçekten çok konservatif bir toplumuz. Her özellikle yeni yemeğe birazcık şey bakıyoruz, yani geride bakıyoruz. Benim izlenimim şu oldu, biz geleneklerimizi genelde bırakmıyoruz. Ve yeniliğe birazcık kapalıyız. Yeni şeyleri de bir kere gidelim, bir deneyelim, ondan sonra bir daha gitmeyelim modundayız. Ancak yaşayabilmeniz oradaki yemekleri buradaki kültürle harmanlarsanız başarılı oluyor. Mesela Türk toplumunun bazı çizgileri var. Örneğin pizzayı kabul etmiştir Türk toplumu. Hamburgeri de kabul etmiştir ama bir sushi'yi tam olarak kabul etmemiştir. Veya ama giderek onu da kabul etmeye başladı mesela. Böyle çok mahalle aralarında sushi'ler açılmaya başladı. Enteresan bir şey söyleyeyim mesela. Bunu hiç kabul etmemiştir. Bir tane Çin lokantası veya Tay lokantası yoktur Meksika Türkiye'de. Yok, yani Meksika şey... Hint çok az, yok bizim, hatta. Çizgilerimiz var. Evet. O çizgiler, kırmızı çizgiler var. Evet, o çizgiler olmadı mı bunu yapamıyorsun. Ona göre bir hareket tarzıyla da menülerinizi oluşturduğunuz zaman yaşama şansınız oluyor. Ama tek şunu yapayım yani deneyim mutfağı. Biraz uyarlamak gerekiyor yani. Aynen. Hani Turko-Fransız yapmak gerekiyor, Franco-Türk yapmak gerekiyor falan. Veya... Yani biraz uyarlamazsanız zaten yaşama şansınız kalmıyor. Yani toplasanız İstanbul. Ama mesela sen ilk açtığında çok uyarlamamıştın hatırlıyorum ben. Evet. Ve ben senden aylarca yer bulamadım. Evet. Arıyorum dolu, arıyorum dolu, arıyorum dolu. 2014'te 16'ya alıyorduk rezervasyonu evet. O zaman. O hakikaten bir rekordu. 2 yıl boyunca bir... Ama 5 masa vardı o da. Evet, 5 masa vardı. O da bir... Bizim... Alkol ruhsatı alamamıştın. Evet, o da caminin yanındaydı. Caminin yanında olduğun için. Tabii ki onlar da haklı. Bir şey dememek lazım. Fakat biraz önceki sorunuza gireyim. Yani bizim birazcık daha mesafe kat etmemiz lazım. Yani ona belki yeni jenerasyon birazcık destek verecek. İşte bakıyorum gençler hep böyle pastacı olmak istiyorlar. İş adamları mesela yüksek düzeydekiler bırakıyorlar efendim. Aşçı olmak istiyorlar. Şey yapmak istiyorlar. Yani bir özenti, bir şey var. Belki bunların hani itmesiyle belki birazcık daha yukarıya doğru gidebiliriz. Ama şu andaki mevcut durumla çok zor. Deney mutfağından fazla bir şey çıkamıyoruz maalesef. Yani onu götüremiyoruz, ileriye götüremiyoruz. Onun için de... Işte peki mesela Türk mutfağından füzyon çıkar mı sence? Ya belki ileriki dönemde çıkar ama bunu yiyecek insanlara sormak lazım. Yani yiyecek insanlar bizim Türklerimiz Fatih Bey, siz de biliyorsunuz. Biz çok tutucu, yurt dışına da gitsek en önce gidiyoruz işte Türk pizzacı arıyoruz, Türk lokantası arıyoruz. Yani hiç bilinmiyor ülkemizde. Yani evet, anlam olarak çok bilinmiyor. Yani hiç onlar için hani bir vişne koydun mu ya da işte bir vanilya ekledin. Aynen. Kenan'a bir dandik bir şey ekledi. Bu füzyon sanıyorum. Bir şey oldu. Füzyon yaptım. Aynen öyle. Bu birazcık farklı tabii. Yani bu insanlara yani bizim yaptığımız iş aslında çok komik. Kutuplara buzdolabı satmak gibi bir şey. Mesela ben çok kısa bir şey anlatayım. Deniz tarağı satıyorum. Sirkeci'de. Ve çok güzel. Deniz tarağını getiren firmanın işte mümessili, müdürü ya dedi abi dedi. Ben senin gibi adam görmedim. Çünkü balık ekmek gibi deniz tarağı satıyorsun. Çünkü bunu bu kadarı ben otellere satamıyorum. Ama çünkü onun da bir sebebi vardı. İşlemeyi bilmiyor ürünü. Yani iyi bir yerde, iyi bir işlemeyle, iyi bir intibayla ona başlasa, lezzet kütüphanesine onu katsa, iyi bir yerde, iyi bir deneyimle devam ettirecek. Ama kötü bir deneyimle başladı mı o zaman zaten ama şimdi mesela senin gibi restoran müşterisi yurt dışında onu yemiş oluyor zaten. Yani hani evet, onun kütüphanesinde o kitap var ve biliyor yani ondan. Yine de onu Türkiye'de yemeyi tercih etmiyor. Fransa'ya gittiği zaman yiyor mesela. Değil mi öyle bir... Ama neden? Çünkü neden? Ürün sıkıntısı yaşıyoruz biz ülkemizde. Kesinlikle doğru. Yani ürün sıkıntısından dolayı güzel bir yemek yiyemiyoruz. Güzel deniz mahsul ürünü standart yiyemiyoruz. Yok. Aynen. Ya mesela bugün bir yerdeydim. Bir deniz mahsul ürünü geldi. Allah'ım bütün restoran kokuyor. Çünkü defrizden çıktığı için hani normalden zaten fazla kokuyor ve çok bekletilmiş belli ki. Ama mesela yengeç bacağı zaten dip krizden çıkar yani. Amerika'daysanız öyle ama bir yani yurt dışına gittiğinizde onun sürekliliği ve sıklığı çok fazla tüketildiği için daha taze, evet, daha fresh. Buzdolabında 6 ay beklemiş olur. Evet aynen. Burada bir yengeç bacağı yemek çok büyük lüks yani hani. Çok büyük ama şimdi bayağı iyi ithalatçılar çıktı yani mesela. Kesinlikle. Çok güzel istiridiler getiriyorlar, yengeç bacakları getiriyorlar, bir sürü şey geliyor. Yengeçten ziyade Fatih Bey, av hayvanı mı? Yani bizim baktığınız zaman minyatürlerde av hayvanı satışıyla ilgili sorun var. Yani sorun var derken yani haklı olarak yasaklar. Evet, bir yerde değil. Yani
bir şeylerin de girmesi gerekiyor ki mutfağı hani birazcık daha hareketlensin diye. Bir şey girmezse hep aynı şeyin etrafında dönüp dönüp duruyor. Mesela hayvana kendini iyi kastediyorsun. Yani sülün, geyik, efendim mesela geyik eti, ben bunu birazcık araştırdım. Belki bir ithal yoluna gidilebilir. Bu da yani illa vurmamız gerekmiyor evet. Geyiği. Kuzey ülkelerine yeteri kadar yurt dışında yediğin geyiklerin evet. büyük gövde it, şey değil, vurulmuş geyik de denir. Onlar yani evet özel besleniyor. Çiftliklerde besleniyor. Yani o bunlar olabilir olmuyor. Bir av hayvanı. Yok canım. Yani şey gibi inek gibi besliyorlar yani o anlamda söylüyorum. Tabii. O da canlı. Ama yani inek de canlı. Şey, evet. Siz şeyi savunuyorsunuz galiba. Ya, yok katı değilim de. Biz bir kere et yenecek. Hangi et değil? Hangi et? Av hayvanın satışı yasak Türkiye. Yani evet. Bir iki yer vardı satan işte bıldırcın satardı. Çok ender sülün veya sülün şey bulurlardı. Keklik falan bulunurdu evet. Ama yasaklı. Ya ama hep işte aynı dairenin içinde dönüyoruz. Yani elimizdeki bu diyoruz. Biraz önce Jale Hanım'ın da dediği gibi malzeme yok. İşte bununla nasıl peki yani nasıl o zaman ileriye gideceğiz? Hani füzyon mutfağı dediniz ya ben oraya geldim. Tabii şimdi onları diyeceğiz onları diyeceğiz. Tabii, yani işte mesela Fransızlar da bütün gün gidip de Alain Ducasse'da yemiyorlar. Tabii, ya da Robuchon'da yemiyorlar yani. Ama aslında onun bir dengesini sağlamak lazım. Bence bizim ülkemizde çok ciddi olan sıkıntılardan bir tanesi de hiçbir şeyin devamlılığında veya bir duraklama. Domatesi bile hep standart yok yani. Yani sorun orada yani. Biberin standart yok yani. İyi tarım teşvik edilmiyor. Mesela. Gıda polisi var. Mesela menülere istediğinizi koyamazsınız. Nerede bu? İtalya'dan. Evet. Mesela bir organik tavuk yazdınız mı? O organik tavuğun gerçekten organik tavuktan aldığınızı göstermeniz gerekiyor. Pat diye bir polis geldiğinde menüde bunu ispatlamazsanız ceza yiyorsunuz. Bizde öyle bir şey yok. Adam bizde marketlerdeki organiklerin bile yarısı çok organik olmadığı için. Aynen öyle. Yani ürün sıkıntımız çok ciddi ülkemizde. Ama denetlerden de kaynaklanıyor. Yani İstanbul 20 milyonluk metropol, 3 öğün yemek yiyor 60 milyon yapar. Ay'a vurdunuz bu 1 milyar 800 milyon öğün çıkıyor. Bunu kim denetliyor? Kaç kişi denetliyor? Okay. Denetleme yeter mi? Nereden geliyor? Bunu vurduğunuz zaman, yıla vurduğum zaman kaç milyar bir rakam çıkıyor? Yani... Açarsın dışarıda yemek yemeyi sever misiniz? Ben de tam içimden onu düşünüyordum. Evde yemek yapmayı çok seviyorum. Dışarıda olabildiğince az yiyorum sadece ama mi, niye? Yurt dışına gittiğim zaman mutlaka oranın bir hani lokal neresi yani. Ya, sokak yani şey, Fransa'ya gidince Türk lokantası aramam diyorsunuz yani. Yok aramam tabii ki aramam. Vardı çok net yerleri. Aramam yani bir kebapçıya gitmiyorum net yani. Mesela ben Berlin'de kebapçıya gidiyorum bazen. Vallahi iyi yapıyorlar. Berlin'de kebapçıya gidiyorum ben hiç fena değiller yani. Döneri güzel. Bazıları döneri güzel. Evet, ama yani o da bir deneyim oluyor mesela. Çünkü da... orada da şey gibi o mesela hani oradaki oranın Türk mutfağı yani ne denir şeydeki sürgündeki mutfak gibi bir şey. Yani. Orada yaşayan için tabii ki özlenen bir şey belki yani yiyebilir. Ben şimdi turist olarak gittiğimde öyle bir şey tercih etmiyorum. Bir de Almanya yemeğinden yani Türk yemeği daha iyi gelebilir yani. Yani Fransa'da tamam da Almanya'da evet. Yani Wurst mu yiyeceğim, kebap mı kebabı tercih edebilirim bazen. Özellikle de Serra varsa mesela gittiğin yerde Serra çok iyi biliyor öyle şeyleri Serra Yılmaz. İtalya'da. Seni alıyor böyle. Ama İtalya tabii. Evet İtalya'da mesela yaptı da onu. Yani hayatta ben bulamazdım öyle bir sokak aralarında bir yere götürdü. Of, bir aile lokantası. Muhteşem. Berlin dönerle ilgili bir şey söylüyorum. Amerikalılar mesela Amerikan çok askerleri seviyorlar. Çok seviyor ve yiyor. Almanlar çok uyanık çıkmışlar. German döner diye satıyorlar. Aynen. German döner diye satıyorlar. Yani döner neden gidiyorsun? Amerika'da German döner diye marka var. Tabii marka var. Biz önce dedik ki ya biz bunu Yunanlara kaptırıyoruz. Onlara gyro diye. Sonra bir baktık ki German döner oldu. Turkish döner diye bir şey yok. Evet. O da gidiyor yani. Ama tabii bizim dönerde çok farklı. İçine ne bulursa koydukları böyle garip bir şey de aslında. Ben yiyemiyorum. İşte soslar koyuyorlar, ketçap, mayonez, patates, ellerine ne varsa koyuyorlar yani. Böyle bir bulamaç gibi bir şey oluyor yani. Sos çok kullanılıyor. Çok sos oluyor içinde. Bizim dönere benziyor. Amerikan stili biraz oluyor. Damaksa nasıl tadıysa. İsmi German döner tabii biraz ters oluyor. Aynen öyle. Ama sizin lokanta kolay. Evet. Bizim. Yani Türk damağına en uygun yemekleri yapıyorsunuz. Çünkü siz zaten Antakyalısınız. Oh. Hatay mutfağı ve İstanbul'da da böyle bir lokantaları var. Ben eskiden çok gidiyordum ama sonra yaşlanınca Antioş diye Antokya diye. Antokya diye. Antokya diye. Hangi semtte? Beyoğlu'nda. Şeyde Asmalı Mescid'de. Asmalı Mescid'de. Gayet güzel. Ben eskiden çok gidiyordum fakat şimdi kilo problemi çıktı. Gidemiyorum. Yemekten kilo mu alınıyormuş? Yemekten kilo alınıyor çünkü. Fazla yemekten kilo alınıyordu da yani. Akcanım bir gün çocukken annem bana dedi ki oğlum sen gerizekalısın doyduğunu anlamıyorsun dedi. Ben hala o gerizekalık süre böyle doyduğumu anlamıyorum. 100 tane köfte yiyebilirim mesela. Yapmayın ya.
Ya bak 12 porsiyon İskender yedim. Pardon 11 porsiyon İskender yedim. 12'yi söylediğimde garson dedi ki usta diyor ki zıkkım yesin. Ölecek bizden bilecek. Abi 11 de çok güzel. Hani tekeri getirseler. Niye bu kadar incesiniz diye sormuşlar da yani ben yemek yerken başkasına da kalsın diye yiyorum diye. Ben onu çok etkilenmişim. Ben de öğrenciliğimde okumuştum. Çok güzel bir şey. Dışarıda o kadar da çok lezzetli yemek yok. Nasıl hani durdurursunuz? Evde de yerim, dışarıda da yerim. Her yerde lezzetli yemek de her yerde vardır. İşte arayıp var bulunur. Dışarıda evet. Da var. Bunudur. Da. Ben bir köfte evet. için 40 kilometre giderim. Evet ben de öyle de ama hani 40 kilometre de gitsek. Ama yanımızda tabii oralara bir sonraki 40 kilometreye birkaç saniyede gidelim. Ama trafikte değil tabii ki. Yani trafikte değil. Trafikte ama değil. Yani. Yavaş gitti. Ama onlar yemek yiyemiyorlar. Onların durumu zor. Evet. Ya bizde kilo çok önemli oluyor. Çok önemli kilo. Yani çünkü zaten arabalarda çok hafif aynen. olduğu için hani benim şu an sürdüğüm araba 490 kilo civarındaki normal bir arabaya göre çok daha hafif. GT4, GT4. Yani hem GT'de yarışıyorum hem de tabii Euro Formula olduğu için Formula 3 seviyesi gibi bir seviye oluyor. Aman çocuklar. Ama GT4 daha ağır bir araba. GT4'da tabii daha ağırlığınız biraz daha rahat olabiliyorsunuz daha, ama Formula kısmı çok limitli. Çünkü hani oturduğunuz yer çok belli. Yani benim yaptığım bütün spor hareketlerinin özel oraya bir sığabilmek için. Denetlemesi var. Aynen ya ben yani... Hani kaslar hem kaslı olacaksın hem irileşmeyeceksin. Ağırlık çalışamıyorum ben çünkü ağırlık çalışmamda omuzum genişlerse ben sığamıyorum arabaya. Şu an mesela sığarken yani arabaya girerken bile çok limitte giriyorsun. İyi ama fitsin iyi iş sorun yok. Teşekkürler. Maşallah. Ama mesela sizin özel bir beslenmeniz var. Tabii yani genelde bir de hani dönem dönem değişiyor. Çünkü hani sezon füzyon ortası. Bizde füzyon. Onlar füzyon. Onlar makarnacı biliyor musun? Öyle mi? Öyle mi? Yani şöyle yarış hafta sonu biraz daha yani ne yani öyle bir limit yarış hafta sonu daha çok hani enerji almak. Enerji almak. Ne tür şeyler tüketiyorsunuz? Mesela yarış var. Yarış hafta sonu tabii makarna çok oluyor. Yine et oluyor, sebze çok oluyor. Yani yine karbonhidrat ağırlıklı besleniyor. Karbonhidrat ağırlıklı. Ama hani çok da makarna değil de hani sebze de çok oluyor. Yani yarış hafta sonu orada aldığınız çok gramajı orada enerji. Yani yarış hafta sonu enerjiyi çıkarmanız gerekiyor çünkü gerçekten hani çok yorucu oluyor. Ama yarış haftası bittiği anda hani genelde yine yeni bir beslenme programı veya işte sezon ortası ayrı bir beslenme, sezon sonu ayrı beslenme ona bakıyoruz. Otomobil sporcuları dünyanın en komple sporcuları olabilir yani. Çünkü o kadar değişik bir zorlanan bir bedenleri var ki hem zihnen hem bedenen zorlanan bir spor çok zor bir şey. Çok riskli. Çok. Yani yaklaşık bir saat sürüyor bizim yarış. Hani yarım saat diyeyim, yarım saat 45 dakika diyelim. Ve hani 180 nabızla falan gidiyor ortalama ki normalde 180 nabız hani... Normal insanları öldürüyor. Zaten yani. Kilo alamazsın ki o nabızla. Ya zaten çok büyük bir su kaybı. Yani ben hani Formula 1'de tabii 3-3,5 kilo yakın kilo su kaybı diyorlardı. Benim en çok son bu da Peşte'de bir yarış olmuştu. Hani bayağı sıcaktı. Yani benim de 1,5 kilo falan hafif çıkmıştım yarıştan. Ama sırılsıklam. Peki hocam annem babam bu işten heyecanlanmıyor, korkmuyor. Ben hep o yarışçıları anne babasını düşünürüm çünkü. Yani bunu anne babaları ne yapıyor diye. Ya şu annem bayağı rahat gerçekten. Annem, süper. Annem gerçekten anne daha rahat kalmaz. Annem babamdan daha rahat şu an. Annem babam ne işe böyle... pilotsa falan. Ona da bak ne işe. Ama istiyor. Yani normal ev hanımı değil annen herhalde. Ya yok ev hanımı. Ha. Ama bilmiyorum yani gerçekten. Sana güveniyordu ondan. Hem güveniyor hem de hani yani babam da güveniyor tabii ki ama annem kadar rahat değil hani yani. Hani anneler daha telaşlı da o yüzden. Ben, evet genelde anne daha telaşlı oluyor. Peki nasıl başladın bu yarış işine? Ya benim şöyle aslında benim motokrosla başladım motorla başladım. Yani bisiklete hızlı biniyorum diye. Babam değil de babamın arkadaşları hani hadi motokrosa yönlendirelim. Motosiklette yani. Tabii motosikletle ama tabii hani o zaman bakınca da hani 5 yaşında ben motokrosa başlamıştım. Neredeydin? Nerede yaşıyordun? İstanbul'daydı yine. İstanbul'da. Ya, Amasya'da mesela. Beyaz İlk Öğretim Okulu'nda motokros yapma şansım mı var? Kaçık kapıyor mu çocuklar? Bak Türkiye'de motokros ilk başladığı zaman Java'larla yapılıyordu. Java motorlar vardı. Java'larla İncirli'de bir tane parkur vardı. Bakırköy'de şimdi. Sonra o çok sonra. İncirli'de şimdi Bakırköy'desin olduğu yerde bir parkur vardı. Süleyman Memnun önderliğinde. Sonra sizin federasyon başkanınızla yaptığı motokrosta. O başlatmıştı motokrosu. Tabii şimdi çok daha başka yerlerde. Ya ben bir buçuk sene yaptım. Yani 5 yaşında başladım. 6 yaşında Türkiye şampiyonu oldum. Sonra bıraktık. 6 yaşında Türkiye şampiyonu. Evet. Aha. Burada yazıyor zaten. 4 yılında. Bunu yazmışlar. Ben okudum bunları. Ben kopya çekme oradan. Soruları biliyorum. Size mesela bir dahaki soru şey. Su altı arkeoloji okumak istiyormuşsun. Söyle böyle bir şey mi? Öyle bir şey var Cem abi. Nerede? Benimkileri niye okumadın? Cem o. Cem su altı arkeoloji.
Ben su altı arkeolojiyi hiç şeydemedim. Ha tamam. Öyle bir şey var mı? Yok. Sen yanlış yapıyorsun. Karıştı da her şey. Var öyle bir şey var değil mi? Karıştırma. Yani senden cinori bilgi falan olmaz. Ben söyleyeyim. Her şey karıştırdım. Ah be abi. Hayallerim Berlin döner gibi. Bu hafta Formula 1'e gelecek misin? Ya maalesef gelemiyorum. Ben geçen sene de gelemedim çünkü kendi yarışım vardı. Bu hafta sonu da İspanya'da yarışım olduğu için yine gelemiyorum. Tabii kendi yarışım olduğu için çok da şikayet. Peki bir şey soracağım. Pahalı bir iş mi bu iş? Tabii ki. Yani maalesef hani herhalde dünyadaki en pahalı sporlardan bir tanesi. Baba mı finanse ediyor spor olmanla? Şöyle aslında biz hani şu ana kadar dünyada hani ben e-spordan da geldiğim için hani bir zaman sonra çünkü finanse edilemediği için e-spora yönelmiştim. E-spordan da geri aslında hani gerçek yarışa döndük. Burada da hani e-spordan başlayıp Formula 1 yarışı kazanan aslında dünyadaki ilk ve tek pilot oldum ben. Parayı kim verdi yorum? Parayı kim verdi? Sponsorlarla geldi. Bravo. Çünkü hani ya hem bir takım var arkamda sponsorlar bulmaya uğraşan. Çünkü yani bizim çünkü sabah akşam çalışılıyor. Hani gerçekten yüksek bütçeler konuştuk. Hani milyon eurolardan bahsediyorsunuz. Öyle bir sponsor bulmak kolay değil tabii ki. Biz basket topu bulamazdık, taşla oynardık. Motor, araba için aynısı mümkün mü bilmiyorum. Taşla basket. Ama hani maalesef çok yani işin hani sadece bende olan bir şey değil. Ben sadece hani yarış hafta sonu ayarladığımızda orada en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Ama yani sonuçta ben o bütçeyi veremezsem ben o hafta sonu yarışamıyorum. O yüzden aranızda boş mu topluyorum ne yapalım? Acıntılarına mı çalışıyorsunuz? Nasıl bulabiliyorsak bir şey atarım. Demin sallıyordun ya 10 bin lirayı 5 dakikada kazanırım 10 bin lira falan. Hadi çıkarmayalım çocuğa şimdi parayı. Hadi. Koyuyormuşsun. Ama şimdi biraz daha avantajlı galiba. Bu özellikle simülatörlerde falan çok çalışma imkanınız var. Tabii ki yani eskisi gibi değil. Yani ben hani simülatörlerden geçten sonra ilk gerçek arabasında yani böyle bir hani sanki o sanal gerçeklik gözlüğü takmışsınız gibi oluyor. Ve hani hikaye olarak da hani sadece... Çok yakın mı peki? Aynı hissiyatı veriyor mu? Gerçekten benziyor ama tabii tek hissiyatı gerçekte 300 ile gitmekle oyundaki 300 ile gitmek hiç... Ve oyunda G tabii, yok, otomobilde G yok, var. Bir şey yok diye fiziksel kısmı yok tabii ki. Bir korku yok, bir şey yok. Hani bir adrenalin tabii ki var yine. O strestir, baskıdır ama... Hani gerçekten. Ama yine de en azından şey pisti yapmak, tanımak, pistleri öğrenmek, apexleri şey, doğru çözmek için falan. Tabii onlar... ki pistleri ezberlemek için hani daha iyi bir ortam herhalde olamaz. Çünkü ben hani gittiğim her piste ilk defa gidiyorum. İlk defa gidiyorum ben, yani benim şu an ikinci senem motorsporlarında. Ya benim rakiplerimin genelde minimum dördüncü veya beşinci senesi oluyor. Onlar o pistte defalarca kez yarışmışken ben genelde cuma günü ilk defa piste çıkıyorum. Cumartesi sabahtan yarışa başlıyoruz zaten. Ve çok iyi dereceler yapıyorsun. Teşekkürler. Peki bir şeyi merak ederim ben şimdi. Türkiye'de bana sorarsan bir pilot yetişmesi önündeki en büyük engel bizde hala doğru düzgün bir go-kart pisti ve bir go-kart turnuvası, go-kart yarışı yok. Mesela sen 5 yaşında şeyle başlayacağına, motocross'tan diye go-kart'a başladın. Bugün çok daha iyi bir pilot olabilir miydin? Yani bilmiyorum çünkü ben hani zaten 7 yaşında go-kart'a yönelmiştim. Ben motocross'u bıraktıktan sonra go-kart yaptık. O zamanlar 25 küçük adam diye bir proje vardı. Hı hı. Oradan seçilmiştim. Oradan birkaç sene go-kart yaptık. Oradan devam ettim. Hani bir yere kadar. Ama hani go-kart kültürü ben de yurt dışına gitmek zorunda kalmışım o dönemde. Yani Türkiye'de bir yere kadar kalabiliyorsunuz. Bir Türkiye'de tam bir go-kart pisti yok. Tabii ya, hala baktığınızda yok. Hani şu an hani yani Türkiye'den Formula 1'de bir aday pilot çıkacaksa hani inşallah benim de amacım bu tabii ki ama sonra bir boşluk oluşuyor. Yani orada aslında bizim sadece hani hedefim hani kendim Formula 1'e çıkmak değil orada biraz da hani gelecek nesli yetiştirmeniz gerekiyor. Çünkü yetenekli pilot var mı, yetenekli sporcu var mı Türkiye'de çok var ya gerçekten hani her dalda çok yetenekli sporcular çıkıyor. Onları biraz daha yetiştirmek. Metagazoz reklamında görüyoruz. Tabii ki yani her yerde. Yani çok yetenekli sporcularımız var her dalda. O yüzden biraz daha onları keşfedip çıkartabilmek ve o imkanı vermek gerekiyor. Hani çünkü senin Formula 1 gibi hedefin var mı? Tabii ki. Tabii ki. Kaç yani, sene? Kaç sene var? Şu an en büyük hedefimiz seneye Formula 2 inşallah gideceğiz. Şu anki en büyük adımımız o olacak. Hani seneye Formula 2. Var mı böyle bir görüşmeler falan bir anlaşma? Tabii devam ediyor. Şu an hatta bu sene yaptığım bütün yarışlar özellikle seçtiğimiz araba olsun bu Euro Formula yarışımız hepsi Formula 2. Formula 2'ye hazırlık içinde. Şimdi işte hani Ekim sonu sezon bitiyor ve direkt Formula 2 testleriyle başlamak istiyoruz. Tabii biliyorsun bütçeler daha çok tabii daha büyük dev bütçelere geçiyor. Aynen öyle. O yüzden biz aslında zaten senelerde bunu ölçüyoruz. Çünkü hani derece aldıkça bizim sponsorluğumuz kolaylaşıyor. Medyada biraz daha ilgi gördük. Ayhan Can'la bir ahbaplığınız var, bir arkadaşınız var. Ben çok küçüklüğümden beri tanıyorum. O da tabii Porsche'den devam O da Porsche'de ediyor. Çok iyi. Aynen biliyorsun öyle. Seneye fabrika takımına gelecek. O da çok aynen başarılı. İnşallah tabii ki. Vallahi ikinize de gururuz. İster misiniz çocuğunuzun otomobil yarışçısı olmasını? Yani motor zaten kullanıyor. New York'ta da Ekin kullanıyor. Ve gittiğimde de en sevdiğim şey onunla beraber. Motorla gezmek. Direkt motor zaten. Şey mesela bayılıyorum. Şimdi sizin kızınız var mesela. Oğlunuzun veya kızınızın da. Formula 1'de pek kadın ne yazık ki yok ama. Böyle önünüzden 320 ile geçip viraja doğru gittiğini görmek hoşunuza gider miydi? Yani
meslek sonuçta, bir şey olmaz. Yani o bütün tedbirleri alınıyor, donanımlı yani. Ya bütün eskisine oranla muazzam bir tedbir yani. Bizim de burada kafamıza ışık düşebilir yani. Yani olabiliyor. Öyle gitmiyormuş konuş. Çok dikkatli. Zaten yarışçıların hiçbir trafikte çok acayip gitmez. Trafikte acayip gidenler bizim gibi yarışamayan kabiliyetsizler oluyor. Hevesi pis. Çünkü o biliyor yani neyin ne olduğunu biliyor ve gerek de duymuyor. Yani hayatınız böyle A noktasından B noktasına en kısa bir gidiş ya. Hani trafikte olunca oh sonunda hani bir acele etmeden. Gerçek oyuncular da sahnede çok o kadar güzel. Çok oynarlar ki gerçek hayatta oynayamazlar. Tam tersi bilmiyorum onu. Mesela iyi oyuncular yalancı olamaz mı? Hayatta. Bence olmazlar. Aa, ben hep düşündüm ki oyunculara çok mu fazla güvenilmez bu kadar güzel oynadıkları. Yani gerçek oyuncu değildir. Acaba büyük ihtimalle sahnede de iyi bir oyuncu değildir. Yalancı olur. Olamaz gerçek, ki. Gerçek şefler de evinde yemek yapamaz. Ay yok. Doğru mu? Ay, yok. Yapar mı? Ay, yapar. Yapar, alası. Yapar mı? Tabii ki yapar. Hem de nasıl yapar? Niye mesela şimdi Ahşim, Bolu ben kendi Ahşi, Ümit Usta eve gittiği zaman... hanım bugün ne var demez mi? Ha, der tabii, o evde der yemek yapmıyoruz. Profesyonel olarak gidip çalışıyoruz. Onu demek istiyor. Evinde yemek yapmaz. Ama şu anki dönem için biz öyle değiliz. Biz her yerdeyiz. Ama yapar yani. Bir şey yapacak yani. Evdeyse bir şey diyemez. Sen evde yapıyor musun yemek? Yapıyorum. Ben yok yapmıyorum. Ben daha sağlıklı besleniyorum. Yemiyorum. Eyvah. Kendi kötü reklamı yapan şey. Gerek kalmıyor. Evet. Siz yapıyorsam evde. Ben yapıyorum tabii. Benim çünkü çocuklarım var. Evet. İstiyorlar ve hani onlara yapıyorsak. Peki evdeki yemekler mi daha lezzetli yoksa restoranlık yemekler mi daha lezzetli? Ya şöyle, aslında ikisi aynı lezzetlerde ama tabii. Niye evde de Antakya yemek yapıyorsunuz? Yok, ben çok yani dünya mutfağı da yapıyorum. Çok farklı yemeklerde yapıyorum. Her şeyi deniyoruz. Peki çocuklar hangisini daha çok seviyorlar? Valla çocuklar sushi bile yapıyor. Her şey yapıyoruz biz evde. Aa süper. Evet, ailece bir mutfak şeyiniz var. Ailece çok süper. Seviyoruz. Yani kızım mesela işte sabahleyin kalkıyor. İşte yumurtadan taco kahvaltı, scramble eggs yapıyor. İşte oğlan kalkıyor bana farklı bir makarna yapıyor. İşte bunu denedim. Süper. Siz tabii geleceğinizi hazırlamışsınız. Ay süper. Komşu olsaydı. Şahane. Nerede oturuyorsun sen? Ben hemen oradan bir. Ya şimdi benim kızım da bana yemek yapıyor artık. Özellikle ben tatlı yapamam, ben o tatlı yapıyor mesela. Sana geleceğim kurs görmeye tatlı. Ay tatlı tamam. Da evet. İstanbul'a ne zaman bir yeri bir açacaksın? Valla bakalım. Ya özlüyoruz seni, o yüzden diyorum yani. İki senedir yani pandemiden tabii, dolayı iki senedir sana hasret kaldı. Hakikaten bizi çok yordu. Yani işin tabii bir tarafı var, bir de ağır tarafı var. Yani pandemi özellikle restorantı ve restorançıları çok yordu. Çünkü 1,5-2 sene boyunca kapalı kalmak ve açamamak. Mecbur kalıyorsunuz yani bir yerde, çünkü bütçelerinizin dayanma sınırları bir var. Çünkü bir yerden yani. Gelecek ki siz de bir yere para vereceksiniz, o su kaynağı. Bir de bizler özeliz yani, bizim özel bir misafir kitlemiz var. O tamamen kapandığı zaman hani size paket servisi yapalım falan, fine dining'i paket servisi yapamayız biz, ya da ben kendim dondurmayı yapıyorum. Dondurmayı ben göndermem çünkü o gidene kadar ya eriyecek ya, bambaşka bir tat olacak. İşte yani. Pizza yapayım falan diyecekler. Da filan da böyle servis bir şansımız olmaz. Yok bizim. Onun için biz çok zorlandık. Bakalım şartlar uygun görürse inşallah. Herkes bir aşı bir yer olsa arıyoruz bakalım bir şekilde. Ne yazık ki olmuyorlar bir türlü. Biz vallahi şöyle yaptık, kurtulsan... artık Habertürk binasına aşısız kimseyi sokmuyoruz. Ya aşı olmak zorunda herkes. Yani ne yapacaksın? Yaşayıp ne yapacaksın? Evet. Sen başkaları öldükten sonra. Çok açık yani aşısızların aşı olanların ölmesi. Taşıyıcı oluyor. Ben hepsini düşünüyorum. Oluyor. Bütün o marketlerden aldıkları arkada yazılı olan gıdalar zaten yendiğinde 10-15 sene sonra zarar görecek. Yani bu aşıdan bu kadar korkmamaları lazım. Aynen. Evet. Adam sokaktan her şeyi yiyor ama yani aşı olmuyor. Aynen. Ve diyor ki çip plastik takacaklar bana falan diyor. Sana çip niye takacak Ece sen? Yani sende aşı olacak bir zeka yok ki. Bu dahil her şeyden plastik tüketiyoruz. Ya zeytinler boyalı yeniliyor, onlar çok neler ciddi. Yani köpeğin sizin şimdi zeytinyağı projeniz var. O ne? Evet, evet. O ne? Ya çok güzel bir rota çizdik şimdi. Böyle Gemlik'ten Altınözü'ne kilise kadar. İşte Türkiye'nin bir zeytinyağı rotasını çıkartıp doğru zeytinyağını normal beyaz. Biz hep şöyle biliriz. Özür dilerim lafınızı kestim ama biz şöyle biliriz. Gemli zeytini yemeliktir. Edremit'te ve Kuzey Ege'nin zeytini zeytinyağlıktır. Bu böyle değil mi bu? Aslında şöyle, Gemlik'te hani yemelik de var, sofralık da var, sofralık deniliyor. Bir de normal yağlık da var. Yani onu kendi içlerinde ayırıyorlar. Zaten aynı tarladan farklı zeytinler yapılıyor. Bazılarını sofralık olarak da kullanıyorlar. Tabii her birinin fermentasyonu çok farklı. Dolayısıyla siyah zeytinde ciddi bir fermentasyon problemi yaşıyor Türkiye.
Ve yeşil zeytin de çok tehlikeli. İnanın köpeğin önüne atıyorsunuz öyle yemiyor yani burnunu. Köpek zaten zeytin yemez ama köpek et yer yemez yani kokusunu bile gelmiyor öyle söyleyeyim. Hani böyle gelip alıp hemencecik hani böyle kaçıyor. O kadar mı kötü zeytindir? Çoğunlukta kötü. Bizde gerçekten öyle. Çok limon tuzu kullanılıyor. Niye çok güzel zeytin yadarınız yok mu? Ya şöyle limon tuzu mesela basit gibi biliyorsunuz. Herkes limon tuzunu turşulara falan kullanıyor. Turşuya ama koyar, eskisi gibi limon tuzu yok. Kimyasal bir limon tuzu kullanılıyor ve ciddi bir kimyevi bir madde oluyor aslında. Ve bizim zeytinlerde çok kullanılıyor. Ben şimdi aslında şunu eski istiyorum. Limon tuzları kalmadı mı artık? Kalmadı. Yani gerçek limon doğal, tuzları limon bile tuzu bozuldu. Evet. Tuz bile koktu derler ya. Eskiden limon tuzları doğaldı. Ben limon tuzunu ilk defa duyuyorum. Ya biz çocukluğumuzda ağzımıza aldık limon tuzu. Patlayan sakızlar var ya böyle hani bir sürü bir sürü böyle şimşekler. Onun işte onun gibi bir şey. Çocuklarımız böyle. Ben istiyorum ki zeytinyağı aslında hepimizin en çok sevdiği en önemli besinlerden bir tanesi. Doğru zeytinyağını almamız gerekiyor. Onun için de bu kitabı çıkartmak istiyorum. Hani bu kitapta ev hanımı da olsanız, işte beyaz yakalı da olsanız doğru zeytinyağına nasıl ulaşabileceğinizi görmek açısından çıkartıyoruz. Tarif de koydum içine. Çünkü tarif koymasam, akademik kitap çıkarsam kimse almıyor, kimse okumuyor maalesef. O yüzden aralara muhakkak birkaç tane tarif sıkıştırmak gerekiyor. Bayağı bir kitap var zaten. Güzel. Onlar benim ilk kitabım. Aslında o kitap Emre Kongar'la bestseller oldu. İlk beşe girdi. İlk elinizdeki pratik elimi dilerseniz Google'da. Emre Kongar nerede? Yok. Emre Kongar Remzi Kitap Evi'nin danışmanıydı o zaman. Evet. Biz ay, beraber yani bir yemek kitabı ilk defa böyle ilk beşe girmişti falan. Çok mutlu saygı olmuştuk. Saygı duyduğum bir insandır. Çok. Ben bir de çok severim kendisini. Kültür Bakanlığı'la birlikte çalıştık. Bir imza günümüzde çok sohbetim Kültür oldu. Kültür Bakanlığı müsteşarlığı yapmıştı. Müsteşarlığı yaptı. Çok bence değerli çok değerli birisi. Çok farklı bir şey. Ben sürekli sayemiyle. Remzi Kitap Evi ile çalışıyorum. Şimdiki kitabım da oradan çıkacak. Remzi ciddi bir kitap evidir, iyi bir kitap evidir. Aynen öyle. Güzel Ahmet işini çok iyi yapan birisidir. Evet. Çok severim, çok saygı duyarım. Türkiye'nin iyi yayıncılarındandır. Şimdi Ömer Bey de var. Ben Ömer Bey ile daha çok çalışıyorum. Yani şöyle kitapları hep daha çok eksiklik üzerine çıkartıyorum. Aa, işte brokoli çorbası sütle yapmışsınız. Ben kremayla yapıyorum. Krema çok ağır. Tertibi dev kadını sohbeti mi biliyorsunuz? Bir tutamda şundan diye. Almadım orada bu. Krema restoranda kullanılır değil mi Can? Süt evlerde. Şimdi ben arada kalayım. En iyisi ben tekrar seçmeyeyim. Programın gidişi altına göre bakacağım. Şahane. Ay. Soğanlı enginar. Şimdi o kitabı çıkartırken şey düşünmüyorum tabii sunumlar böyle. Limon yemiş gibi oldu. Yani şu insanlar böyle çok şey zor sunumlar olunca almıyorlar o kitabı. Biraz kolay kendisine yapabileceği bir kitabı. Evde yapacağım bir şey yani. Evet o yüzden. Yani artistik bir şeyler yani. Aynen. Hiçbirimizin John Abadon diyeti olmuyor ya evde bir şey yapacağız yani. Can'a rakip çıkmayacağız yani. Estağfurullah. Can'ın tabii tarzı daha farklı. Aslında güzel bir renklilik sergileniyor. Hepimiz çok gruplaşma, gastronomide çok ciddi bir gruplaşma var. Ben çok sevmiyorum. Herkesin kendine ait bir tarzı var. Güzel bir tarzla çok güzel bir yere getirebiliriz gastronomi sektörünü. Ama biz ne yapıyoruz? Hemen ayrışıyoruz. O onunkini beğenmiyor, onunkini beğenmiyor ve bir türlü ilerleyemiyoruz. Ama da beğenmemeleri lazım. Yani. O onu beğenmediği için başka bir şey. Çok o başka bir şey. Yok öyle beğenmiyor derken yani şöyle bu bir emek aslında. Yani tabii, Fatih Bey çok ciddi. Yemek gerçekten çok, çok ciddi bir emek. Emek. Tarladan başlayan emek yani. Beğenmeyebilir ama bir onur etmek, takdir etmek, liyakatına uygun ama olmak. Yapılan ben hepsini, yarışmalardan ben hepsini takdir ediyorum. Aynen. Yani kültürümüzü o hale getiren. Ve mesela yani işte bu kapanan yemek programlarında evet, beğenmeme aynen üzerine kurulu. Ha, beğenmeme üzerine terbiyesizlik ve kabalık üzerine evet, kurulu. Yani, yani eve misafir gidiyorlar birbirlerine hakaret yağdırıyorlar. Yani bu nasıl yayınlanıyor anlamıyorum ben. Vallahi ayıp denen bir şey var ya. Evet. Ya bir eve gidiyorsun kadın yemek yapmış sana uğraşmış didinmiş bütçesini ayırmış falan. Belki evet, televizyon öyle bir şey bilmiyorum. Sonra ay bu olmamış ay bu olmamış diye yani bir sürü ya eskiden nimetin önünde öyle konuşulmaz. Nimet denir ona yani. Yemin ederim böyle terbiyesizlik olur mu ya misafir gitti evde hay becerememişsin. Kavga ediyorlar baya. Yani sofra bir aynen şeydir, kutsal yani bir insanlara yer. Kabalığı öğretiyorlar televizyonda. Böyle bir şey olamaz evet, ya. Çok utanıyorum ben. Seyretmiyorum zaten ya. Bir iki denk geldiğimde sizler oluyor. Yarışmalar da öyle zaten. Yani MasterChef de aslında birazcık bozdu yani bizim sektörü. Çünkü oradaki gençler acımasızlar. Çok, şimdi şöyle, bence burada bir denge var. Eğer yapılacak şeyin önüne şov geçiyorsa artık yapılması gerekeni göremiyorsun. Ama şimdi onu da ciddiye almaz lazım. Yani o başka, o bir televizyon işleri. Ama şöyle, oradan ayrı
ayrılanlar ve oradan hani birinci olanlar, ikinci olanlar ve belirli bir dereceye girenler çıktığında dışarıya sanki çok artık sizi bizi herkesi geçebilir. 20 yıllık şefi de geçiyor. İşte canı gözü canı tanımıyor. Çoğundan bir şey yok. Tanımasa, hayır ben belki o çok önemli bir şey. Can abi mağdur bu konuda mağdur. Hayır hayır vallahi. Oyunu bir konuşurken de şöyle kalmıyor. Can ben senin gibi oldu o da. Can abi sadece Deniz Taran'a odaklanmayı düşünüyorum. Hayır. Sadece Deniz Taran'a. Ya şimdi tabii Deniz Taran'a. Sen yediyor musun? Evet yani. Bir de onlar da bir para yatırıyor. Orada bir program yapıyor. Onun bir geliri olması gerekiyor. Ona ulaşmak için de bu gibi şeyler yapıyorlar. Ya bunlar Allah normaldir televizyonculukta. Yani yeteneksizliği kazanıyor da star mı oluyor? Yani evet. Yani işte eskiden şarkı yarışmaları vardı. Bir tanesi kaldı mı hayatımızda? Seyredemezsin, seyretmezsin. Sonuçta kumanda senin. Yani buradaki... Ama yemek ruhu. Ben şeye sinirim. O program beni ilgilendirmiyor ama ben o evlere misafir gidip de birbirine hakaret yardıklarını yemin ederim ki kepçeyi orada olsam vururum kafasına bir tanesini. Yani. Bir de bizde ne var biliyor musunuz Fatih Bey? Herkes diyor ki mesela benim lanetim. Beni kimse yemeğe davet etmez. Evet. Tamam ben çağıracağım şimdi. Vallahi. Tamam. Kimseye davet etmez ve şimdi herkes diyor ki söyle diyor. Biz şeyiz aha, yani abi. Eğer bir şey varsa diyor. Söyle lütfen yani biz kendimizi açtık artık o kadar falan diye. Abi söyledin mi bitti. Bitti. Onun için ben diyorum ki o çok güzel emek vermişsiniz. Elinize sağlık. Emeğe saygım var. Yorum yok. Bitti. Çünkü onu bile kaldıramıyoruz. Yani bırak sen yemeğin iyi olup olmaz. Hani siz diyorsunuz ya kepçeyi bırakın mı? Yani... Şimdi mesela ben sana geldiğim her seferinde bazı şeylerle ilgili ufak tefek bir şeyler söylüyorum. Dinlerim, onu dinlerim. Ama sen kızmadın bana. Ben kızmam. Hayır ben kızmam. Kızmadın bana. Ben sonradan kızdım. Ama biz farklı bakıyoruz Fatih Bey'le. Yani ben ondan bir şey kazanabilir miyim diye dinliyorum. Çünkü yiyen insan belli bir level'ın üstündeyse onun yorumları yani her yerde yemiş, dünyanın her tarafında yemiş. Şey yapmış veya normal belki ilk defa yiyor o da önemli. Onların arasından alıp içinden seçip değerlendirilebilir. Şimdi sen bir kere açar açmaz beyefendi çağırırsın Deniz Taray'ı yedirmeye. Şu anda onun aklında şu anda Can Oba Deniz Taray'a kilitlendi o. Bodrum'a gidelim. Ya Bodrum Bodrum kapalı mı açık mı Bodrum? Yok şu anda kapalı ama önümüzdeki sezon açıyoruz. Hakikaten orada güzel bir proje yaptım. Bir 20 tane yeni Türk mezesi orada yapıyorum. 20 herkese denetiyorum. 3-4 sene sürecek ama 20 tane özel çünkü ben istiyorum bizden de ihraç edelim. İthal etmeyelim mezelerimizi. İşte Bodrum mezeleri titili altında onları toplayacağım. Daha sonra gençler artık onları üstüne ilave ederler falan filan ama öyle bir konsept yaratmaya çalışıyorum. 4-5 tanesi bitti hemen. Aslında Avrupa'da böyle yavaş yavaş böyle dükkanlar açmak lazım. Belki biz senin gibi böyle yetenekli şeflerimizin Türk mutfağını da Avrupa'da anlatacak şeyler yapması yani lazım. Biz onu yaptık mesela bizim programlar bölümünde gidiyorduk işte Silivri'ye. Başkan diyor ki ya biz diyor mesela lavantayı yaptık ama lavantayı üretiyoruz. Bunu nasıl pazarlayabiliriz? İşte orada diyoruz ki işte abi gel diyoruz bir lavantalı muhallebi yapalım sana yapıyoruz. Bir lavantalı iced tea, lavanta şekeri yapıyoruz. Kurabiyelere kullan işte lavantalı zeytinyağı salataların üstüne falan. Onlara bir yön ve şey gösteriyoruz, perspektif gösteriyoruz. Sonuçta yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında bunları biraz daha çoğaltsak, birazcık daha pazarlamamızı güçlendirsek ülkemizde yok. Ya mesela ben bir gün bir restorandan bir tanesinde hangisi hatırlamıyorum şimdi bir rakılı krem brüle yedim. Abi... Hı? Muhteşem. Hayatımda en güzel krem brüleydi. Rakı dondurması yaptık abi geçen. Biliyorum. Yani müthişti. Bu tabii ki şu da var. Mesela ben şaraba jeller koyuyorum. Jel yapıyorum şaraptan. Bardağın içine koyuyorum. Şarabı ilave ediyorum. Jel yavaşça. Şey veriyor. Mesela aroması öyle mi dememiş. Biliyorum işte. Ferment edilmiş üzüm şırası diyelim. Böyle yavaşça kendine bir lezzet ve bir tat veriyor. Yani bunları deneyerek ve öğreterek veya ne bileyim. Peki mesela iyi bir şef dünyayı gezip bütün mutfakları tanımalı mı sence? Ya bence birazcık vizyon olarak sürekli gidip çalışması değil ama arada sırada bir turlaması gerekiyor. Yani yeni teknikler, yeni pişirme teknikleri, onları nasıl ülkemizde uyarlayabilir? Mesela bizde palamut balığı var. Sezon da yaklaşıyor. Ya biz iki palamut, türlü bir... Derse bitecek, dur. Sezon, yani şey, bir buğulama yapıyoruz. Bir de kızartma ya da mangal eğer çingene ise yapıyoruz. Ama bir de onun poşesi var. Poşe de yapılabilir mesela palamut. Poşetin içinde zeytinyağı, rozmeri ve şey. Balık yeniyor mu? Poşetin içinde belli bir... Düşük sıcaklıkta Düşük sıcaklıkta çıkartılıp açılıp
sos bir tarafa, kendisi tereyağında kızartıp sosu ayrı kızartıp yediğiniz zaman hakikaten çok lezzetli oluyor ve yumuşuyor. Palamutun en önemli özelliği yumuşatabilmemiz. Çünkü sert bir sert balık. Olur. Sert balık olduğu için onu bu şekilde yumuşatabilirsiniz. Bir sırlarınızı verdiniz burada. Yani yok canım bunlar çok var da. Daha ne sırlar var bilsen o bir şey değil bu gel gel yapıyor şimdi. Yani o palamut için söylenmiş bir şey. Yani teknikler önemli. Yani başa döneyim. Yani teknikler olmadan. Peki torba basınca alınmış torba mı yoksa normal? Evde tabii nerede bulacak bir vatandaşımız yani havası alınmış ama ağzını iyice bağlayıp. Ya tavuk pişir gibi. Aynen. İçine zeytinyağı. Yani. Zeytinyağı, aynen. Kekik, sarımsak güzelce. Soğan. Soğan isterseniz yani. O sizin de. Sarımsak önce soğana gerek yok. Aldıktan sonra belli bir saat çok kaynamıyor. Çıkarttıktan sonra ben de onu bir kere yapmak lazım. Tabii tarif de vermem. İki ayırıp bir tarafını tereyağında kızartıp. Palamut zaten bugünlerde fiyat fena değil. Öbür tarafta da sos üstüne bitti. Sos hakikaten çok sos lezzetli oluyor. Neli bir sos yapacağız? Hayır buradaki zaten. Ha, artanı artanı birazcık onu çekip harika bir sos olur. Baktığınız az biraz tereyağı ilave edersiniz. Bu saatte olmaz ama yani şimdi böyle yemek tarifi falan. Hemen şimdi bir yemek yapmak. Ya bu programın kötü tarafı şu. Gece bir de beni böyle acıktırıyorsunuz. Şimdi buradan evet. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Eve gidiyorum bu saatte yemek yapıyorum sonra. Ama her programda da şey tabii acıkırsam yiyorum. Ben de yiyorum. Ama yani yediğim yemek ya da yediğim yemek çok önemli. Neye sarılıp yatacağımı iyi bilmem lazım. Sucuklu yumurta. Çünkü yediğim yemeğe sarılıp yatacağım. Belli bu saatte en güzeli sucuklu yumurta. Genelde öyle diyorum. Dürüm yiyenlere diyorum ki dürüme mi sarılıp yatacaksın? Ama bu da güzel bir şey. Bir yerde dürümcü vardır bu saatte açık muhakkak İstanbul'da. Bence sizin gözünüzü dürüm gözüm bürümüş. Gözüm döndü şu an. Gözüm döndü. Bu saatte eskola bulacak halimiz yok. Ya nohut pilava ya dürüme artık. Aa, o da güzel. Şu köşede nohut pilavcı var. Süleymaniye'de çok güzel bir nohut pilavcı var. Var olmaz mı? Hakikaten çok güzel. Ya Süleymaniye'deki kuru fasulyesi hala güzel mi? Güzel ya. Ben yöresel yani lokal lezzetler hala kurumsallaşmamış. Hakikaten çok güzel şeyler yapıyorlar. Yemekler yapıyorlar yani. Siz yutkunmaya başladım. Size baktıkça yemek görüyorum. Ama siz restoran yapmıyorsunuz artık. Değil mi? Bıraktınız restoranı. Ya ben bıraktım artık. Daha kardeşim kreatif bıraktım. Çalışmalar yapıyorum. Kreatif çalışma ne demek? Yani şirketlerin eksiklikleriyle ilgili veya ilerlemek, nasıl ilerlemek istediği. Hangi? Bu yemek ürün olabilir, gıda yemek gıda şirketi olabilir ya da ürününü göstermek, daha çok ön plana çıkartmak istiyor. Ürün ama yiyecek evet. Yani. Mesela bir kere süt mandıra ürünü satan birisiyle atıksız sütü nasıl değerlendireceğiyle ilgili böyle videolar çekip onların yayınlamasını ve doğru kullanmasını sağladık. İşte ilk önce sütü aldık, kaynattık, işte yoğurt yaptık, kaymak yaptım. Arkasından lor yaptım. Lorun suyuyla da pankek yaptık ve yemek pişirdik. Yani hiç atmadan. Hiçbir şey yok. Çok güzel ve pankeke inanılmaz güzel gitti bu arada. Ve i̇şte keklerde filan da lor Gönül suyu Paksoy'un çok iyi. Gönül Paksoy'un bir tane kitabı vardır Atık. Evet biliyorum. Evet. Çok güzel çok şeyler, iyi şeyler yapıyor. Tabii mesela fasulyenin de öyle soyarken evet. O kabuğu atılmaz en üstüne konur. Onun da aslında farklı vitaminleri var. Kızartıp kılçıklarını fasulye kılçığını mı yiyoruz? Yok soyduktan sonra kılçıklarını en üste koyuyorsunuz. Geniş taranın da kabuğunun üstüne. Bakın tarif benim. Bizi yapmıyorlar. Bu dili bununla uğraşmayın. Altta suyu birikir. Bizim mesela ev hanımları, ben buradan onlara da vereyim bir tarif. Mesela kuru fasulyeyi suya ya da nohutu süte yatırın. Süte mi yatırırsın? Tabii. Ben yatırıyorum. Ben de kefire yatırıyorum. Süt, nohut veya kuru fasulye hakikaten lezzet katıyor. Kefir değil. Mesela daha erişteyi suda kaynatmıyorum, Klopatra. Sütte kaynatıyorum. Klopatra. Erişteyi. Tabii. Kuru fasulyeyi Kleopatra dedi. Daha faydalı, daha minerali ve şeyi bol. Tabii ki bu birazcık da maddiyatla biraz ilgili bir şey ama hiç daha lezzetli. Mesela sana bir tip ama değişik. Peki ya sütü sulandırsak olur mu? Deneyelim. Yani saf sütle mi olacak? Saf sütle. Yani o kadar. Bu eski sütçüler. Sonra süzeceğim yoksa. Hayır böyle mandıra da. O zaman başka bir soru. Şimdi, sütle ben bu şeyi makarnayı kaynattım sütle. Tamam. Artanını yoğurt yapabilir miyim? Yapın isterseniz. Yani atık olmasın diye taktım kafaya da. Yapabilirsiniz diye yapamıyorsunuz her şey yapabilirsiniz. Gerçi erişte atık. Temiz bir şey kesilir. Tabii şimdi şu var. Tabii bir kesilir evet. Tabii bir şeyiniz var çok yani sonuç itibariyle. Onu uygulamamız gerekiyor. Yani yapılacak şey var, yapılacak şey var. Ama ben mesela nohut ve kuru fasulyenin yatırılması taraftarıyım akşamda yumuşasın diye bir denesinler. Gerçekten farklı oluyor. Cem senin yemek yapma merakın var mı? Böyle yani şaşkınlıkla dinliyorsun ki bunlar ne konuşuyorlar diye. Evet, bir şey öğrenmeye çalışıyorum farkındayım. Tarif alırım falan diye bakıyorum da yani şöyle. Kitaplarda
Yani bu çok basit. Buradakiler herkese yapabilir. Yani, bunlar herkese yapabilir. Hoşuma gidiyor. Gerçekten yemek yapmak hoşuma gidiyor ama şöyle yani mesela aceleden çok böyle bayağı yavaşça yapıyorum yani böyle hani ne bileyim ya müzik çalıyor ya da bir yerde dizi izlerken mesela arka planda yemek yapılıyor. Yani özellikle tek planda. Yapıyorsun yemek yani? Ya evet çok. İddialı olduğum şey yemek var mı? Deniz tarağı falan yapıyorum. Tabii ki deniz tarağı. Deniz tarağı yapmayı bilenler doğru var içimizde. Deri kalan kimse deniz tarağı yapıyor. Ama hani mesela tavuk, et, yani balık çevresinde. Yani kestane de geldi bak deniz kestanesi. Tavuk, doğru, geldi. Sote de var. Deniz kestane mi ya? Şov yapma. Yavaş yavaş yaptığın şey yok mu? Yavaş yavaş. Bir de deniz kestanesi çıktı başımıza. Mesela işte bayağı uğraşa kesiyorum küçük küçük mesela yani. Tamamen işin şovunda ya. Dur bir dakika, al başına bela şimdi. Grek salata. Şimdi ben buna çok sinirleniyorum. Bizim bildiğimiz çoban salatasının üstüne bizim çobanın yaptığı peynir de koyup niye Grek kardeşim bu? Şimdi şöyle, normalde bu tarz kitapları yazarken toplumun bildiği veya işte gittiğinde hani gördüğü, sevdiği şeyleri kendi masasında görmek istiyor. Dolayısıyla biz de bazen böyle orada çok bulamazsınız öyle. Bir iki tane farklılık olsun ve mesela bunda ama soğan istesi. Eksik mesela burada. Grek salatada üstünde büyük büyük kırmızı soğan parçaları var. Kırmızı mor soğanlar. Pardon. Vardır orada soğan yok. Fotoğrafta görünmüyor. Maydanoz var. Belki altına kaçmış. Malzemeler de var ama fotoğrafta yok. Altta kalmış olabilir. Evet. Karıştırın. Siz de çok karıştırıyorsunuz maalesef. Bu şey Serdar Bilgi yapabiliyor. Serdar Bilgi soğan yemez ya. Soğan atmaz. Başka bir yerde kullanılmış. Orada kalmış. Yalnız tarifler müthiş. Çok kolay tarif. Yani çok pratik. Ay. iPad. Şahane. Aa geçen gün enginar yaptım, şeftalili yaptım. Çok güzel oldu, tavsiye ederim. Aa, evet. Evde şeftali buldum da limonla yaptım. Baktım o şeftali atılacak. Ben şeftaliyi semizotuna çok yakıştırıyorum. Onun olabilir. Böyle vinaigret sosunu da sırf şeftali püresinden yapıyorum. Hatta koydum, inanılmaz beğenildi. Böyle püreden direkt vinaigret sos yapıyorsun hardallı. Canım onu da not et. Anlıyormuş gibi bakmaya çalışıyor. Deniz Tarağı'nın belli çok güzel oluyor o şeftali sosu. Ne canlanmadı o yüzden. Ya vinaigret dediği bir yandan sirke kardeşim. Bir yandan bakıyor çünkü. Bir şey koydurmaya çalışıyor ama. Çok güzel görünüyor. Ay ıspanaklı fırın. Kapatıyorum. Ya şu arkeoloji sorusunu sormayacak mısın? Ne, hani ne var orada? Ne yazmışlar bilmiyorum ki. Sualta arkeoloji okumak hayali varmış adamın. Hiç sormadı. Adam o yüzden Deniz Tarağı'na takip öyle bir şey yazmıyor. Yani nerede uyduruyorsun bu kadar? Arkeoloji okumadığından Deniz Tarağı'nın dedisi olmuş. Sualta arkeoloji okumak istiyor musun? Doğru mu? Vermiyorum cevap. Çok deşifre oldu soru. Ben soru değil bu. Senin bir Haydi Gel yanmışa buraya. Ben de hiç bakmadım açıkçası. Sualta arkeoloji bölümünde okumayı hayal ediyormuş. Sonra biz alıp gidelim. Hala duruyor. Ben bu hayal. Sayfam evet alalım. Ayarlar bitmez. Sorunu ben de rahatladım. Tamam mı? Sorduk sorunu. Abi, teşekkürler. Sana soracağımız bir şeyler vardı burada. Burada doğru. Ha buradaymış. Annen avukatmış. Doğru mu? Doğru mu? Yapıyor mu? Ters çevireyim de görmesin. Bu komple çekiyor. Bu işi bozuyor. Galiba süremizi doldurduk mu? Saat 1 oldu mu? Oldu. Siz kaldınız, çok teşekkür ederiz. İşin gücünüz vardı. Çok iyi. Sizi burada bırak. Bir daha nerede bulacağız Fatih Altan'ı? Şimdi ben estağfurullah biz sizi nerede bulacağız yani. Çok sizleri burada. Şöyle bir şey yapıyorum bu programda. Sevmediğim insanları çağırmıyorum. Özel hayatında dostluk etmeyeceğim, sohbetinden hoşlanmayacağım. Yani bu nasıl bir insan diyeceğim, kimseyi buraya sokmuyorum. Nereden biliyorsunuz peki? Anlıyorum. Bunca yılda artık meslek gereği böyle bir insan sarrafı olduk böyle. Tatsız insanları karşıya görmek istemiyorum. Eğlendi, güzel oldu ya. Farklı. Eğlendin mi sen? İyi ki geldin. Vallahi gerçekten iyi geldin. Gerçekten ya. Vallahi. Kazak da çok yakışmış. Sarhanı. Kazak evet. Yarım saatte 10 bin dolar kazandın herhalde bu arada. İnşallah maliye dinlemiyordun. O bir abartı ya. Ha, babam ya. Şey yapsın ya, yakamı gelişimde. Bıraksın diye. Nasıl taktik? Cem'in ne kadar genç göründüğünü müşahede etmiş bulunmaktayım. 23 yaşındayken daha da genç görünemezsin. Saçmalık ama biliyor musun? İnşallah. Yaşının da hakkını vereceksen ver. 18-19 görünüyor vallahi. Yani lise talebesi gibi görünüyor. Üniversite 15-20 var mı? 20 sene sonra neye daha büyük? Üniversite okuyor musun şu anda? Üniversite okuyorum ama ben şu an Almanya'da makine mühendisliği okuyordum ben. Oo. Sonra onu durdurdum, dondurdum. Florida'ya, Amerika'ya online gittim. Şu an orada spor menajerliği. İyice şova çevirdim. Ama ne güzel niye, makine mühendisliği niye bırakıyorsun? Şu an donmuş durumda. Makine mühendisliği yok niye? Çok iyi ama mesleği ne kadar güzel var. Ya bu kadar seyahatle beraber ve meşguliyetli makine mühendisliği özellikle Almanya'da olmadı. Of Almanya. Yani. Zordur. Ya ben dün İspanya'dan geldim. 2 gün sonra tekrar gidiyorum. İspanya'ya gidiyorsun tekrar. Evet, evet. Florida'ya gelince zor hayat değil mi? Florida'ya gelince oluyor ama. Ya Florida'ya hiç gitmedim. Florida'ya gitmedim. Orada ama online. Online. Senin gibi. Amerika'ya gitmemiş. Evet, Amerika'ya hiç gitmedim. Yani çok küçükken gittim ama saymıyorum yani. Gitmeden okuyorsun ama. Evet. Şahane.
Çok teşekkür ederim canım. Ne demek? Yani çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yani Bey çok teşekkür ediyoruz. Hafta sonu görüşmek çok isterim. Sizi görmek her zaman büyük bir keyif. Her zaman bekleriz. Bakın Deniz Tarağı var. Deniz Tarağı. Evet, Deniz Tarağı. Beraber her zaman gelin. Doğucum sana Deniz Tarağı. Onlar yabancı değil. Her zaman gelebilir. Sen de çok sevdim. Teşekkür ederim canım. Her bir tek beni sevmedi bana güzel. Çünkü geçen hafta burada 2-3 hafta önce burada komedyenlerden bahsediyoruz. Adını anmamışız diye ne kızmak bana ne beddua. Ne kızmak değil de stand-upçılar sayılıyor. Yani burada tek ama biz seni stand-upçı sanmıyoruz ki ya kardeşim. Şimdi sen bir büyük oyuncusun. Sen Nuri Bilge Ceylan filmlerinde oynamış bir karaktersin. Yani seni stand-upçı diyerek bir kalıba sokamayız. Hep sen övülecek değilsin burada. Burada hep sen övülecek değilsin, tamam mı? Seni bir kalıba sokamadık yani. O yüzden stand-upçı demek istemişsin. 6 yaşında Türkiye şampiyonu oldun diye burada bizi ezemezsin. Sen 6 yaşında Türkiye şampiyonu da 19 yaşında şeyde rezil oldun. Kaç lira? 25? Öyle bir şey yani. Evet. Ama bak nereden nereye? Yani. İnsan olur. Kuş bir saniye. Aynen. Peki çok teşekkürler hepinize. Sağ olun. Değerli izleyiciler, umarım izlemişsiniz. Biz çok eğlendik burada. Sizin ne yaptığınızı bilmiyoruz açıkçası. Onlar yemekte. Her hafta eğlenmeye devam edeceğiz. Sen de yemek yapıyorum. Herkes mutfak diyor. Ben de karar veremedim. Eve gidip sucuklu yumurta mı yapsam yoksa yolda bir yere dürüm mü yesem? Yoksa canı eve götürüp mutfağa mı soksam? Var mı Deniz Tarağı yanında? Canım çantası Deniz Tarağı var. Deniz Tarağı var abi. Herkese iyi geceler efendim. Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler.